çelişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İhbarlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Haftanın son iş gününde, cuma gününde sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar. Canlı yayında bugün yine çok önemli yüzleşmeler olacak. Birazdan hepsine tanıklık edeceksiniz. Bizi her türlü konuda arayabilirsiniz. Arkadaşlarım telefon numaralarını sizlerle paylaşıyorlar. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye de başvurarak yazılı olarak da başvurabilirsiniz. Biraz koştum suya gelirken. Hafif nefes nefese kaldım. Hemen çağırayım konuklarımı istiyorum. Çünkü yani çok dop dolu bir program. Hepsine de yer vermek istiyorum. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca başlayayım değil mi? Merak ediyorsunuz siz de. Yorumlarınızda da görüyorum. Özellikle Instagram'da da öyle. Şimdi Emine Hanım Bursa'dan gelmişti. Bize şunu söylemişti. Demişti ki benim kızım işte evli kızım evi terk etti gitti. Kızım Kübra, ona ulaşamıyorum. Kocası da nerede olduğunu bilmiyor. Ortaya yani çok endişeliydi. Kızı karşısına geldi. Fakat asıl problemin anne kız arasında olduğunu gördük. Yani kocasıyla bir problemi yok. Hatta kocasından boşanmış. Evi terk etmiş gitmiş ama kocasına geri gelmiş. Siz bana sahip çıksaydınız her şey farklı olurdu diyor. Gerçi kocasını da ve annesini daha çok seviyor. Kayınvalidesini annesinden daha fazla seviyor. Neyse, Emine Hanım'ı çağırayım bakalım. Bugün anne kız arasında nasıl yüzleşme olacak, bulduk buraya getirdik ama çok büyük sorun var anne kız arasında. Emine Hanım önce gelsin lütfen, buyursunlar. Emine Hanımcığım gelir misiniz? Emine Hanım gelecek mi inşallah? Hadi bakalım. Emine Hanım. Sen dedin ki kızım nerede, kızım nerede, kızımın nerede olduğunu bilmiyorum dedin. Kızın karşına getirdim ama bayağı sıkıntılarınız varmış kızınızla. Öyle gördüm. Konuşacağız. Aslında merak etme. Anlattığı gibi değil. Öyle değil esas mi? Esas sıkıntı eşi tarafından var çok. Asıl kocası problemli. Evet, kocası bu... problemli. O kadar dayak da yiyor, şey de yapıyor. Ha, söylemiyor mu? Hiç söylemiyor. Allah Allah. Herkes de biliyor bunu. Merak etme, biz buradayız. Avukatımız Tunca Toker burada. Hepimiz buradayız sizin için. Polisim bozuk. Hmm. Bir şey mi yapıyor? O kadar dayağı rağmen kaynanası da dövüyor, kaynatası da dövüyor. 2018'de bunu her şeyi açıkladı. Annem diyor. Daha çok seviyor kayınvalidesini. Anlattığı gibi değil. Kaynanası o kadar adını çıkıyor. Bana atılan fotoğraflardan belli. Tamam, gel bir tanem. Şu ben size göndermiştim. Şu en başa otur lütfen. Yaşadığı bir şey. Ben de zaten tahmin ediyordum. Antep'te olmadığını, onların yanında olduğunu tahmin ediyordum. Ya Antep'e gittik falan demişler. Antep'e gitti demişler senin ya kızın için sana. Antep'e gitti. Evet. Ya, hatta sevgilisi var falan gibi öyle şeyler şey söylemişler. Peki. Gene kocasının yanında. Kocasını geri dönmüş. Neyse, gelsin konuşalım. İnançlı değil. Öyle mi? Daha görenler vardı. O kocası beni aramadan onu görenler vardı kocasının yanında. Otur bir tanem yerine, ben kızın her gelsin. Şeyi biliyorum. Tamam, dur o zaman, gerçekler ortaya çıkar. İşler merak etme sen. Sevgili gibi değil. Tamam, sevgili Kübra abi gelsin lütfen. Kübra'cığım gelir misin? İşler göründüğü gibi değil diyor. Tabii gelsin değil. Kübra bakalım öyle mi? Gel Kübra'cığım. Babasının maaşında hedefleri. Bir dakika lütfen. Kübra gel. Annen diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kübra bu kadar kocasını savunuyor. Kocasının kayınvalidesini annem diyor ama aslında senin bir baskı altında olduğunu söylüyor. Şöyle oturur musun? Ben bir öğreneceğim hepsini inşallah. Bana şunu söyler misin? Sen kocandan boşandın. Evet. Resmi olarak. Evet, 2022'de boşanmıştım. 2022'de boşandın. Evet. Annen diyor ki ben onu daha yeni öğrendim diyor. Evet, yeni öğrendim. Yeni evet öğrendim. Yeni öğrendi çünkü söyleme gereği duymadım. Söylemedim de. Peki boşandın da niye eşinin yanında duruyorsun? Niye anne gelmiş? Çocuklarım var. Ben eşimin yanında durmuyorum. Biz boşandık. Kayınvalidem dedi ki senin bu evde çocukların var. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Serkan gidecek dedi. Serkan gitti. Her şeyde kayıtlı olarak şunu söylüyor. İkametgahı yani, falan hepsi Serkan'ın. Peki boşandığını köyde. Yani kocandan boşandı. Kocandan boşandın, ona geleceğim de. Evet. Peki sen aynı evi bir dakika dur aynı evi paylaşıyor. Ona geleceğim de sen
evi terk edip bir yere gitmişsin. Gitmişsin, evi terk etmişsin. Evet, Gaziantep'e gitmişsin. O doğru mu Gaziantep? Evet, 23 Ocak'ta Gaziantep'e gittim. Benim otogarda bilet kesimlerim bile hala kayıtları duruyordu. Annem dedi ki kızım işte boşanmış, ben onu kaybolunca, ortalıklarda olmayınca öğrendim. Çok da endişeliyim. Antep'e gitmiş. Ya bütün bilgileri arka arka öğrenince çok büyük bir şok yaşamış. Şimdi boşanmaya geleceğim de sen evi, yani sen sonuçta evi terk ediyorsun, gidiyorsun. Evet. Niye terk ettin evi? Annenin niye bundan haberi yok? Şimdi şöyle, evden gittim, eşimle tartışmıştık o ara. Birinin biraz yanına mı böyle gittin Kübra? Evet, kız arkadaşım vardı, Gülay. Gülay'ın yanına gittim. Gülay'ın yanına gittin? Evet, Gaziantep'te Gülay'ın yanına gittim. Normalde bilet Bursa'da yaşıyorsun sen de. Evet, İnegöl'de yaşıyorum. İnegöl'de. Çalışıyordum da zaten. Ondan sonra niye annene söylemedin? Ben kocamla söyledim, şöyle bir şey. Kocamla sıkıntı yaşıyorum, anne senin yanına geleyim niye demedi? Ya şimdi dedim aslında, adresini falan bilmiyordum annemin de zaten. Sen beni arasaydın telefonundan. Nerede oturduğunu bilmiyordum. Annem Antep'te oturuyor demiş. Şöyle bir şey, 23 Ocak'ta. Birbirinizi dinleyin ama bir tanem. Şöyle, sen annene benim kocamla sıkıntılarım var. Ben bu evde kalmak istemiyorum. Evet. Anne senin yanına geleyim dedin mi demedin? Kendisi diyordu zaten sürekli, gel gel diyordu. Niye gitmedin annem? Burada İnegöl'de burnunun dibinde. Şöyle bir şey dedim hanım, ben nasıl söyleyeyim? Zaten dedim kabul etmeyecek ki. Zaten yanında yoktu ki bunca. Böyle bunu annene söylemeyecek. Sen yani istenmediğin bir yerde niye duruyorsun? Nasıl? Ki bir de şöyle, istenmediğin bir yerde niye duruyorsun diye. Şöyle bir şey dedim. Bir dakika, annene ben soralım ama bir tanem. Yani sen onu istemediğin için sana gelmemiş. Ben hiçbir zaman onu yansıtmadım. Babasının evini mahkemeye verdikleri zaman okula da gittim. Kızım dedim, bu evi satacaklar. Senin elinden parayı alacaklar. Ya evi boş ver, bak, boş ver. Bak ben, Emine beni Hanımcığım. Dinleyin. Ben dedim ki o zaman. Her dedim, evi aldım, mirasımı aldım ama gidecek kapım yok deme dedim. Her zaman için baban öldüyse ben sağım, gene sana kapım açık hayır, dedim. Hayır. Dedim okulda. Hayır, o konuda geldi. Anne ben yalan geldim söyleme sana. Bak Allah, hayır, ben oruçluyum, Ramazan mübarekesinde. Tamam. Eğer yalanım varsa Allah açtım, beni şu anda çaktın sana söyleyeyim. Burada. Ben sana dedim, geldim dedim ki anne dedim, biz dedim ayrı eve çıkmak istiyoruz dedim ama imkanımız yok dedim. Benim babamdan olan hani ne kadar düşüyorsa ver. Sen bana ne dedin? Sen bize bir bardak su mu verdin dedim. Bu evden dedin, demedim ne hakkın öyle olur? Bir şey. Yani ne yapma Allah aşkına. Ben senin evine geldiğimde kapıdan içeri bile girmiyordum. Nasıl hep arada oturuyorduk. Bir kendin biliyorsun. Mutfakta kızım beraber otur içeri oturduk. Diye niye davet etmiyordun? Nasıl eve gidiyorsun, evin içine giremiyor musun? Ya biz girişte oturuyorduk biz. Hayır, girişte oturuyorduk. Çok nadirdir benim salona girip kendileri oturduğum. Kendileri çıkıyordu, ben de yanlarına çıkıyordum. Ay, özür dilerim anne, kızını salona almıyor musun? Hayır. Çok nadirdir. Niye diyor? Hanım, herkes biliyor. Çok nadirdir benim girip salona oturduğum. Ya annen yok. Hatta ben tütün de yanınıza diyelim. Geliyordum. Tütün içmeye Afedansı çıkıyorlarmış. Yani. Oturdukta dediği yerde tuvalet var. Ben eşi orada oturuyordu ya, sıkışıyordum. Tuvalete bile giremiyordum. Mecburiyetten en sonunda yüzüm kızararak giriyordum. Yani o derece aslında yani. Senin evin, yuvan, babası da, baban kaç yılında vefat ediyor? 2010'da. 2010'da vefat ediyor. 11. 11. 2011. Tam doğru. 2011. 2000, yani sen aslında, ben onu çağırdım, ona annelik yapmak istedim, devam. Yani kızıma kapım açıktı fakat kızım gelmedi diyorsun, öyle mi? Ben hatta nikahında bile dedim ben ona. Kızım bak iyi düşün, gittiğin Allah yer Allah. Yer değil. İyi düşün, cüzdanı yani attı masaya. Gittiğim yer yer değildi, ben 12 senedir niye oradayım o zaman? Annem herkes biliyor. Nasıl kim biliyor anne, kim neyi biliyor ya? Bak, ben eşimi seviyorsam, evimde mutluysam, şey çocuklarımla mutluysam, el alemin ben dediği beni ilgilendirmez. Ben zaten sesimi çıkarmadım, kendi mutlu mu, çocuklarından yuvası olsun. Hani peki gittiği yer niye yer değil? Eve gitmemişsin ki, nereden biliyorsun? Kavgacılar. Hı? Herkesin bildiğini ben de biliyorum. Ben en çok kaçtığına değil, bu yüzden kendini savunamadığından, gitti yer düzgün olmadığından. Valla anne bir şey söyleyeyim, ben kendimi ya savunamadığımdan değil, ben kendimi gayet de iyi savunuyorum. Yeri bana geldiğinde sesimi, hayır, yeri geldiğinde sesimi de çıkartabiliyorum. Bu konuda bana kimse bir şey demiyor. Diyemezdi. Hiç dayak yemedin mi? Niye? Hiç dayak yemedin mi? Seni? Ya anne bak, ev arasında, tamam aile arasında. Dayak olmaz ama ya. Dayak olmaz ya. Değil. Hayır, İlla ki bir sözlü tartışma oluyordu. Bir dakika, ne diyorsun? Gittim, ne diyorsun? Almaya. Neyle dövdü? Kayışınla dövmüş kocası. Hadi canım, dövdü mü öyle? Çok dövmüş. Ama anne ya, gel beni al. Gittim almaya. Pazar günü günlerden. Pazartesi savcılığa gittik. Oradan biz hastaneye gittik. Darp raporu alacaktı. Anne sahip çıkmış o zaman sana, bak bir tane. Darp raporu alacaktı. Doktor izindeymiş, yarın gelin dedi. O gece 3'te buna telefonda ne dediyse, ben uyurken hazırlanmış anahtarı, ben şey demir kapı diyeceğim, krala bir giren olur diye anahtarı çekiyordum. Bir baktım başımda dikiliyor anne anahtarı. Kızım ne yapıyorsun, gitme. Gecenin 3'ünde çıktı gitti.
Sabahsı hayır, geldi anne ama, ben bak, kocama gidiyorum. Ne yaptıysalar orada yapsalar. Ya anne hayır öyle bir şey olmadı. Yalanım o akşamı yok. Serkan alkolü biraz fazla kaçırmış. Hastanelik olmuştu kayınvalidem. Annemin telefonundan arıyor beni. Arıyor. Dedi ki Kübra dedi Serkan hastanede gelmek ister misin? Sen kocandan neden boşandı? Ya biz anlaşamamıştık. Çok aşırı tartışıyorduk. Çocuklar baktık hani çocuklar da zarar görmesin diye yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Peki şu anda resmi olarak evli değilsiniz. Yok değiliz. Sonradan yapamadık. Ne o bensiz yapabildi ne ben onsuz 2020 yapabildim. Yılında ayrılmışsınız. Niye tekrar nikah kıymadınız peki? Aynı evi paylaşıyorsunuz. Yok şu aynı evi paylaşmıyoruz. O köydeki evinde kalıyor. Köyündeki, sadece, bir dakika dinle kızını bak. Ben kayınvalidemin yanında kalıyorum. O da ha. Neden biliyor musunuz Didem Hanım? Gitmediğim için annemin yanına. Kayınvalidem dedi ki senin burada çocukların var. Evden gitmesi gereken biri varsa Serkan'dır dedi. Serkan'ı gönderdi evden. Gene bana kol kanat geldi. Aynı evi paylaşmıyorlarmış. Kaldım. Aynı evi paylaşmıyorlar. Araştırabilirsin. Serkan ikametgahı bile köydeki evde. İşe köydeki evden gelip tamam, gidiyor. Tamam anneciğim öyle olabilir. Ama aynı evde kaldığınızı ben gayet adım gibi biliyorum. Anne çocukları var. Çocukları 3 tane çocuğu var. Gün aşırı olmasa bile her gün gelip o çocuklarını görüyor. Yemeğini yiyor gidiyor. Bizim aramızda bir tartışma yok ki. Bizim aramızda kavga yok ki. Biz şu an gayet iyi geçiniyoruz. Niye gelip çocuklarını görmesin? Tamam iyi geçiniyorsanız geçinin bir şey demiyorum. Yani o ha, çocukların da bırakıp, babalarına ihtiyaçları var. Bir dakika kocasını var. Bırakıp sen yanına mı gelsin? Ya gelsin diyorum. Hayır gelmeyeceğim. Gelmeyeceksen dur. Ben kocamla mutluyum niye geleyim ki? Tamam gelmeyeceksen ama dur. Diyorsun ki yani şey ama özellikle... sen boşandım de benim kapıma geldin de ben sana yüzüne vurduysam geldiğin gibi git dediysem hatalı bende. Niye gizledin benden diyor ona hatta biraz. Gizlemedim herkes boşandığımı biliyordu sadece arayayım o. Arayıp söylemedim sadece. Gerek duymadım ya çünkü. Ya senin en büyük sıkıntın şu galiba. Daha doğrusu senin için, senin yüreğindeki sıkıntı o. Annen evrat ayrımı yapıyor diye düşünüyorsun. Evet. Hmm. Asla hmm. yapmıyorum. Bunu da iyi bil. Küçük çocuğu. Küçük. Ben ayrım yapmış olsam şu anda burada olmazdım. Yani ben onu da anlamıyorum ki zaten anne. Ben Gaziantep arkadaşımın yanı Gülen'in yanına gidiyorum. Serkan seni arıyor söylüyor diyor ki adresi biliyorsun. Benim telefon numarama varana kadar veriyor. Bana ne vermedi anneciğim. Bana ne dedi biliyor musun? Bak mesajlarda da var. Bana ilk attığı mesaj sevgili kızın Antep'e sevgilisinden kaçmıştır diye mesajı var. Demiştir. Çünkü ben onu tahrik etmek için çok dedim. Yanımda biri var dedim. Hani biriyle dedim birlikteyim bir dedim. Ama yani. Annen de endişeleniyor. Haber alamıyor. Sana ulaşamıyor. Antep'te olduğuna üzülüyorum. E bak sana ulaşamıyor. Dolayısıyla gittin Antep'e. Ya da başka bana bir yere mi gittin? Başına bir şey mi geldi? Çağır. Orada oturduğunu biliyorum. Çağır yüzleşelim burada. Tamam dedi. Çünkü ben parası yani yok param dedi. Yoktu. Kimliği yok dedi. Telefonu yok dedi. Bunun kolunu mu kırdılar? Telefonda. Yasaklı madde mi verdiler diyorsun. Yani bir şey söyleyeceğim. Sen kayınvalideni annenden daha üstün tutuyorsun. Yani kocanın, ya eski kocanın. Yani evet. Niye, niye bu kadar kayınvalideniz? Ona güveniyorsun, annene çünkü güvenmiyorsun. Çünkü kayınası şu anda okulda bilene. Bir dakika dur evet. O da benim kulağıma geldi. Okulda bilene bunu bilmem ne diye anlatıyor. Okulda çocukları okula götürüyor. Benim gelinim işte kaçıncıya kaçıyor gidiyor. Benim gelinim bilmem ne diye anlatıyor. Kaç daha kişiye da o kaynanayı sen, tutuyor. Sen eve kaç şu ki? Anda beni de dinliyor. Bir defa kaynanası. Bir defa gittim. Tamam bak, kaynanası. Anne, ben kaynanamı tutmuyorum. Kimseyi tutmuyorum. Ben buraya sadece senin söylediklerine cevap vermek için geldim. Ama ilk tamam, geldiğinde ben de gelmeyecektim hayır, bile. Dün şöyle dedin Kübra'cığım dün dedin ki. Dün beni çok şey yapıyordu. Bir dakika dur lütfen. Dün ama ben gene dediklerimin arkasındayım. Tamam. Gene aynısını söylerim. Bir dakika kayınvalide ama telefon. Ama ben seni sevmiyorum diye bir şey yok. Ayrımcılık yapıyorum diye bir şey Emine yok. Emine Hanımcığım. Anne belki yapmıyor bilirsin. Kübra'cığım kayınvaliden canlı yayında. O da bütün bu iddialara yanıt verecek. Bir Sabriye Hanım'ı bir göreyim ben lütfen. Sabriye Hanım. Daha çok seviyorum dedin kayınvalidim. Beni daha iyi anlıyor evet, dedin o anlamda. Anlıyorsun bağlandı iyi tamam. Oldu. Bakalım, Sabriye Hanım hazır mı arkadaşlar? Okulda niye anlatıyor onları? Annem anlamcı. Öyle bir şey yapmaz. Anlatmaz. Ben inanmıyorum. Bir Sabriye Hanım'a soralım mı? Sana ne desin sen ona inanıyorsun. Ama ben de duyduklarıma gördüklerime inanıyorum. Sen el alemin dolduruşuyla gidiyorsun anne. Dolduruşundan değil anneciğim. Ben kişinin yüzüne bakarım. Niye ben de bir dünürüm ya, daha var? Ya Emine Hanımcığım kayın bir, ya dünürüzün okulda. Hayır bir dünürüm daha var. Niye ha. Ondan öyle değiliz? Kim size bu dedikoduları getiriyor ya? Yani yok kızınıza okulda ona buna erkeğe ona buna kaçıyor diye kim söylüyor? Sabriye Hanım karşımıza. Sabriye okuldakiler Hanım, söylüyor. Bir dakika ne olur. Sabriye Hanım merhabalar. Bir şey rica edebilir miyim? Televizyonunuzun sesini kısar mısınız Sabriye Hanımcığım? Televizyon kulaklıktan beni duyacaksınız zaten. Televizyonunuzun sesini o kısın. Antep'e gitti diye bana haber Emine gelince, Hanım bir müsaade edin. Ben komşularına, komşularına bir müsaade edin. Annesinde. Müsaade edin şu an bir şey yapmaya çalışıyorum. Sesi var mı yok mu onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Dinleyeceğim ben seni bir tane tamam. Merak etme sen. Sabriye Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Tamam televizyon sesini kıssınız mı?
Kızsınız. Son ses. Tamam. Önce şunu ben merak ediyorum. Gelininizi yani Kübra'yı annesine, dünürünüze siz mi yollamadınız? Yok, ben ona gönderiyordum. Oraya gülerek gidiyordu, ağlayarak geliyordu. Öyle mi? Gülerek. Öyle miydi Kübra'cığım? Evet. Ben seni ağlattım mı hiç? Anne yapma Allah aşkına, bari kahvaltıya neden evden gülerek çıkıyordun? Ben hamileydim. Biz kahvaltıya geldik. Bir kolumdan sen çekiyorsun, bir kolumdan Serkan çekiyor. Niye ağlıyorsun? Annenin suçu değil ki o zaman. Yani biri diyor ki göndermeyeceğim, öteki diyor ki o benim nikahlı karım, ben gideceğim götüreceğim. Şey göndermeyecek değil, o Emine ilk bayramdı. Emine Hanım, bir şey rica edebilir miyim bir tanem? O bayram kendini, başkaydı. Bir dakika, kendini iyi ifade edebilmen için. Bir dakika, hamileliklerine gelmedi. Emine Hanım dinlemiyor. Biz Safiye'de doktora gidiyorduk. Ah düşür. Hayır, o aman başka. Aman. Emine Hanım'cığım, bir şey rica edebilir miyim? İlk doğumu hamileliğimdeydi. Bak, yayını yapmakta zorlanıyorum. Kızın bir şey söylediğinde, kızını dinle. Tamam, dinliyorum. Kayınvaliden bir şey dediğinde, kayınvalidesi bir şey dediğinde, tamam, kayınvalidesini dinle ki kendini, tamam, ifade et. Tamam. Ve kendi kendine konuşmasan olmaz mı bir tanem ya? Bak düşüyordum da az kalsın, Allah korusun. Geçen gün de düştüm. Aa çok fenaydı, dişlerim falan acayip, yani valla nazarlara mı geliyoruz, ne yapıyoruz anlamıyorum ki. Şimdi Sabri Hanımcığım, sizin dünürünüz aranız kötü mü? Yani düğünden beri hiç görüştünüz mü? Görüştük. Birkaç kere ben gittim evine. Tamam. Aranız kötüymüş. Neden kötü? Hep böyle olmadık şeylerden bahsettiği için. Bir de Kübra'ya demiş bırak çocukları gel. Ha. Ben bir ağır bir ameliyat geçirdim. O ameliyattan sonra... Aslı öyle bir şey demedim. Dedim mi canım? Ben de bir daha gitmedim. Daha çabuk iyileşsin diye burada söylenmez. Ben kemik suyundan çorba pişirip de götürdüğümü bilirim. E bunu kim götürdü? Çünkü neden? Benim kızım yeni doğum yapmıştı. O da ameliyat olduydu. Sırf ben geliyordum, gidiyordum. Ondan sonra yok babanın borcu bilmem ne diye kağıtlar almışlar. Bana vekaleti almışlar. Ben öyle bir şey söylemedim yalan diyor. Sabri Hanım tamam anladım. Çok detaya girme. Ben öyle bir şey söylemedim, tamam, diyor. Öyle bir şey söylememiş. Size bunu kim getirdi Sabri Hanım bu lafı? Söyledi. Kızına sorabilirsiniz. Söyledim. Sen mi söyledin? Ha söyledi mi? Söyledi bana. Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir zaman. Kayınvalidem hastanede ameliyat oluyor. Annemi arıyor. Diyor ki Kübra evde çocuklarla yalnız. Çocuklar küçük, yanına git. Annem de bana dün gibi hatırlıyorum. Dedi ki kayınvaliden ağır bir ameliyat oldu. Yürüyemez. Bu saatten sonra dedi evin bütün yükü sende kalacak dedi. Çocukları bırak, o çocuklar büyüyünce ben seni bulur. Aa çocukları da bırak diyor, ha, yani. Çocuklar büyüyünce beni bulacaklarmış. Ay bırakılır mı? Niye çocuk? Hayır, o zaman demedim. Onu 2018'inde dövdükleri zaman dedim. Hayır ya, anne ya. Ne olursa olsun şunu demen ameliyat, lazım. Ameliyatlıydı annem. Hayır. Daha çok geliyordum çocuğa bakıyordum, yardım ediyorum. Sen de hastaneden çıktın bak Kübra. Ben gene ağzımı açmayayım. Lohasa. Ya Emine Hanım çok... Emine Hanımcığım. Hastaneden ya Emine geldi. Bebeğinle bunlara yemeğini yapıp sofrasını kurdu. Emine Hanımcığım. İçim yandı halde bir şey demedi. Emine Hanımcığım. Bunu da yalandı kızım. Emine Hanımcığım. Tamam, beni duymuyor. Ben yaptım. Ben yalan konuşmam asla. Öğreneceğim. Bir dakika dur. Emine Hanımcığım. Bak Emine Hanım demem bile duymuyorsun. Evet. Sen yani kızına şiddet uyguladılarsa tabii ki sonuna kadar kızın hakkını savunabilirsin. Ama evet, o çocukları bırak. Sonra büyüyünce seni bulurlar. Bir anneanne bunu der mi? Onu ben neden dedim bak. Dedin mi? Lafı öyle değil. Dedin mi? Dedin mi? Ne biliyor musun? Dedin mi? Başka türlü öyle değil. Ondan sonra sen bırakırsan bizi çocukları göstermeyi tehdit ediyorlarmış. Ben dedim ki kızım dedim. Çocukları dedim sana koskuluyorum. Çocukları de ki dedim. Çocukları evden getirmedim. Çocuklar sizin olsun, onlar büyüyünce beni bulur dersin dedim. Ay olur mu sevgili dediğim izleyiciler bu, ya? Ama... Ben dediysem dedim derim. Allah Allah. Ama o hastayken bırak geldi. Didem Hanım, ben bir de bir şey sormak istiyorum Emine Hanım'a. Bir bekle dinle ama Emine Hanım'cığım. Lütfen dinle olur mu? Dinlemek çok önemli bir şeydir. Önemli bir de meziyettir. Bırakır gidersen çocukları göstermeyiz diye tehdit ediyorlarmış. Dinler misin? Ben dedim böyle böyle tamam, dersin. Dur, İnkar ediyor. Sabri Hanım söyle canım. Dinleyin sen Sabri Hanım'ı. Söyle. Şimdi Kübra 2013'te... Ocağın 23'ünde gitti ya, 2 gün mü yalan söylemeyeyim, 3 gün mü? Evet. Oldu. Serkan Emine Hanım'ı aradı, telefonda görüşüyorlar. Benim 10 yaşında Fatma Gül diye bir torunum var. Şey dedi, babaanne dedi, annem dedi belki oradadır dedi. Sen dedi sor dedi, anneanneme dedi, annemle görüştürsün. Ben de kızım dedim, git kendin sor anneannene dedim. Anneanne dedi, ben annemi çok özledim. Annemle konuşayım eğer senin yanındaysa dedi. Anneannesinin dediği kelime şu: senin baban, senin babaannen, deden, anneni öldürdüler, bir yere gömdüler. Ne?
Hepsini hapse öldürdüler attıracağım. Böyle bir laf dedim, başına bir şey geldiyse dedim. Ha? Öldürdüler kelimesi yok. Bu laf söylenir mi bir 10 yaşındaki çocuğa? Ama 10 yaşındaki çocuğa ne dedin sen ya? Eğer dedim annenin başına bir şey geldiyse dedim. Ama babası öldürdüler, gömdüler. Kolunu kopardılar, bacağını kopardılar diye. Ama öldürdüler, gömdüler demiş mi peki? Demedim, onu demedim. Bana doğru konuştu. Çocuk söylemiş ya. Hayır, kendisi de fısıldıyordu arkasında. Babası da yanındaydı. Allah Allah. Tabii. Senin çocuğun ölüşü. Ben de evde yalnız değilim. Benim evimde insanlar da vardı. Peki ne diyeceksin Kübra? Ben sadece şöyle dedim çocuğa. Evet. Bir dakika kızım, bir dakika. Bir dakika Emine Hanım. Ay Emine Hanım. Tamam. Bir kızını dinleyelim. Bunu yeni mi duydun? Evet, şimdi duydum. Çok şok oldun yani. Çok iyi yani, oldun. Yani 10 yaşındaki çocuğa ya. O şekilde demedim. Ya çocuklara bak, alet etmeyin dediğini, ne olur ya. Hayır bak ben ne dedim çocuğa? Çocuklara da sor. Arkadan fısıldıyor. Ben hatta annesi arkasında bir sandım. Şey söyleyeyim annen mi? Dedim oradaysa çık. Bakın, anne Emine Hanım şöyle tatlım söyleyeyim. Benim. Normalde 10 yaşındaki kızım. Bir kız, 10 yaşındaki çocuğa böyle şeyler anlatılmaz. Ben sadece şunu dedim. Hiçbir şekilde konuşulmaz. Annem ben de yok kızım. Eğer sizde de yoksa dedim arıyoruz dedim. Eğer başına da bir şey gelse dedim ilk suçlu dedim. Babaannen deden. Öldürüldüğünü düşündün yok. Mü? Yok. Öldürüldüğünü hiç düşünmedim ben. Sabri Hanım öyle bir şey söylemediğini ve iddia demedim. Ediyor. Hatta bir dakika. Yanımda benim bir komşularım da vardı. Hayır dur bir tane. Komşularımı da bağlayabilirsiniz. Okuldan geldiği zaman yalnız sizden iletişimini geçiririm. Emine Hanım bir durmayı bil ne olur. Çocuğa. Söylemiş mi söylemiş. Çocuklar yalan söylemez. Evet. Çünkü bir telefon geldi de ben hemen açmıyorum. Gidiyorum yanımda komşuma gidiyorum. Anne böyle mi asla açayım mı diye. Anne asla. O yüzden zaten biz iletişime giremiyoruz. Seni dinlemiyor. Asla karşı tarafı dinlemiyorsun Emine Hanım. Beni bile dinlemiyorsun. Bir dinle kurban ama olayım ben ya. Ben kendimi geçemiyoruz ki ben doğruları söylemeye çalışıyorum. Ben senin konuşmanı engelliyor muyum? Engellemiyorsun. Tamam siz de haklısınız. Ama diyorum ki bir karşı tarafı dinle, beni dinle. Sen kızını bugüne kadar dinledin mi? Çok merak ediyorum ya. Ben demediğim şey o şekilde demedim. Ben ona sinirlendim. Sevgili izleyiciler, bir izleyicilerimize soralım mı? Sizce Emine Hanım mı haklı yoksa kızı Kübra mı haklı? Yani dün de konuştuk, bugün de konuştuk. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çocuk kaybolduysa, daha doğrusu senin kızın kaybolduysa onu sen 10 yaşındaki bir çocuktan öğrenemezsin. Emine Hanımcığım. Zaten... Aksine sen çocukla konuşup senin annen nerede? Onlar biliyorlar. O da konuşulmaz. Bak, onlar aradı beni. Ben aramadım ki onları. Ama canım nasılsın? Seni seviyorum. Merak etme annen gelecek. Böyle şeyler söylenir çocuğa ya. Çocuğa başka şey söylenir mi? Gelecektim 10 yaşında... ama ben de yok dedim. Ama olur mu? Çocuk... Annen sizin yanınızda fısıldıyor dedim. Ben birisi fısıldıyor dedim. Fısıldayan çocuk çıksa... özür dilerim. Ya Emine Hanımcığım 10 yaşındaki çocuk sizi arayıp anneanne çocuk orada mı dedi? Ya pardon annem orada mı dedi çocuk? 10 yaşındaki çocuk evet, ya. Evet orada mı dedi? Yok dedim. İnanmıyorlar bu sefer görüntü. Senin çocuğun bunu yapar mı? Evin her tarafını ben yani gözlerim orada gösterdim. Mı diye sorar. Ha. Yani sorar ama hani öyle bir cevap verilmesi... Peki ben şunu merak ediyorum. Anneniz öldü demedim kızım. Demedim. İnşallah onu dememişsindir. Bu mübarek şeyde hem cuma hem Ramazan hem oruçluyum. Yalanım yok. Yalanım varsa yani. Niye bu kadar? O şekilde demedim. Sadece ne dediğimi diyorum ben. Ne dediysem olur. Beni tanıyan tanımıştır. Bir daha tanımıştır. Söyle Nazlı. Nazlı bir şey söylüyor. Söyle Nazlı. Şimdi şunu söyle. Onu hatırlatıyor Nazlı'cığım da. Diyor ki dün şunu söylemiştiniz. Sabriye Hanım yani kayınvalidesi benim kızımın kafasına tavayla vurdu. Vurmuş. Nereden biliyorsun bunu? Tabayla dövdüğünü. Onu da söylerim kimden madem, duyduğumu. Mesude'ye gitmişler. Kurşunlu. Dur Sabriye Hanım dinle. Ondan duydum. Vurmuşum. Sabriye Hanım dinle. Kimden duydun? Hani şimdi nasıl? Sabriye Hanım dinle. Benim evimde niye tutmuş? Alıp götürseymiş ya madem. Kırarım o kapıları geldim ben. Geldim onu okula geldim soruyordum. Bak kim söyledi sana niye onu? Niye almamış? Kurşunlu kadın söyledi. Kurşunlu kadın kim? Kırsaydı kapıları. 50 kere gelseydi. 100 kere gelseydi. Madem biz kötü aileyiz. Emine Hanım sen duydun mu ne dediğini? Bak dinlemediğin için. Alsaydı kızını. Bak ne dedi biliyor musun? Madem ben onun kızını bu kadar tavayla kafasına vursaydım, kapıları kırsaydı ne edip beni kızını buradan alıp götürseydi diyor. Niye götürmedi diyor. Dinlemiyorsun. Okula gittim. Ha, okula değil eve niye gitmedin? Dur bak okula çocukları götürüyor öğlen saatinde. Ha. Benim de küçüğü okula gidince okula gittim. Baktım kaynağı şimdi dedim soracağım bu sefer demiş diye benim çocuğumu daha dövecekler diye geri döndüm. O gün de ortalıkta ortalığı yıkmış okulda herkese. Geldi bana söyledi. Eve niye gitmiyorsun? Gitmiyorum. Hayır var benim kendince bir sebeplerim var. Emine Hanımcığım bak sana yanlış yapmış olabilirler. Bunu hadi diyelim kabul ettik cebe koyduk. Ama diyorsun ki benim kızıma tavayla kafasına vurdular. Tamam tatlım benim kafasına vurdular. Kızına şiddet gidersin o eve. Jandarmayla polisle bilmem şey gidersin. Diyor, peşinde o yüzden duramıyorum. İnkar mı anne, diyor? Anne olmayan bir şey ben sana nasıl var diyeyim.
bir konuşmaya, böyle güzelce bir konuşmaya gelmiyor. Hemen kavga ediyor. Geçen okul arkadaşına bir yere gitmişler. Demişler annene git. Gideceğim demiş, boşanmışım madem annem. Bu da gideceğim deyince orada kayınvalidesi diyor ki asla gidemez, annesinde işi yok. Onu da bana sordu, ben telefon açtım, dedim böyle böyle bir şey duydum. Dur Emine Hanım, pardon bir dakika, Emine Hanım'ın dediğini duydunuz mu? Böyle bir şey oldu mu Sabriye Hanım? Oldu mu olmadı mı? Sabriye Hanım duymuyor mu beni? Arkadaşlar duymuyor. Efendim. Duydunuz mu? Duymadım. Kızın yani bir daha söyle Emine Hanım. Kısa söyle. Ne duydun? Yani kayınvalidesi ne yapıyormuş gelinize? Tekrar bir yere çocukları ders yapmaya götürmüşler. Bir yere ne götürmüşler? Oturmaya. Okul arkadaşlarına oturmaya gidiyorlar. Kimi evet, söylediğini ben gayet iyi biliyorum. Dur tamam söyle. Hatta şey o kişi demiş ki Kübra'ya ayrılmışsın bak annenin evi daha büyük niye i̇şte, orada duruyorsun git. Didem Hanım madem öyle söylemişler kayınvalidesi ya gelecekti buraya. Demiş ki dur. Kıracaktı kapıyı, açacaktı kızı. Ben cerrahtan gece duydum onu gelemedi. Bak duyuyor musun? Bak Sabriye Hanım'ı duyuyor musun? Kötü Emine... kaynananın yanında niye kızını almamış? Heh, bak söyle, güzel soruyor. Gelmediği için. Kızım gelmiyor diyor. Niye o zaman duruyor kızım benim yanımda? Ben kötüyüm, bizim ailemiz kötü. Kötü insanın yanında durulmaz demek ki. Demek ki siz iyisiniz onun yanına, ben kötüyüm. Bak anne iyisi kötüsü yok. Öyle bir şey de yok. Bak, tamam bak her aile için. Ben size sorduğum bak, zaman hemen kavgaya kalkıyor. Biz annemle Emine zaman, Hanım bak kızım bir şey söylüyor. Tatlı biz annemle çarşıya ya. Gittiğimizde çarşıya gidelim ya da ne bileyim hamama gidiyoruz, oylata gidiyoruz. Kadınlar soruyor ki bu senin kızın mı gelinin mi? Annem diyor ki gelinim, insanlar inanmıyor. Bu senin diyor gelinin olamaz. Siz anne kızsınız. Gelin kaynana bu kadar iyi anlaşamaz diyor. Seviyor musun kayınvalideyi? Tabii ki seviyorum. Didem Hanım ben 17 yaşında evlendim. Ben bugün eşimin karşısına çocuklarıma bir tabak yemek koyuyorsam kayınvalidemin sayesinde koyuyorum. Çünkü bana yemek yapmasını, pilav yapmasını, atıyorum kuru fasulye yapmasını hepsini annem öğretti. Peki annen normalde Emine Hanım yani annen? Hiçbir şey öğretmedi mi sana? Ya, 17 yaşında evlendim zaten. Şey 17 yaşında evlendim. Dün ben size bir muhabbet bir anlatmıştım dur. Ya. Tamam. Ondan sonra ben gittim zaten evden. Durmadım evde. Ya o evde ben mutluyum diyor. Anlatabiliyor muyum? Mutluysa dursun. Yani benim bir ben sıkıntım yok. Ben de zorla zaten almıyorum. Alacak bir olsam de şöyle kaçtığı bir şey. Gün alırdım. Didem Hanım diyor ya hani hastanede görmüşler konuş işte kaynanası kaçırmış onu konuşmamış diye. Benim arkandan diye. Oyun oynamasınlar. Arkandan anne oyun biz senin oynuyor. Arkandan oyun oynamıyoruz. Kim oyun oynuyor? Anneciğim güzellikle geldiniz güle oynaya ben size her şeyi hazırladım. Sabri Hanım gittiniz nereye gitti? Arkadan evi emlakçıya verdiniz. Bana diyebilirdiniz ki ben bu evi satıyorum. Ben bunu şey yapıyorum. Anne ben senin karşına veriyorum. Çıktım. Dedim ki anne durumum haberim iyi yok değil. Ayrı eve çıkmak istiyoruz. İki ev üst yayını üste duymuyorum. Olmuyor. Kulağımda bir kulaklıkta problem tamam, var bakın. Tamam iki ev üst üste olmuyor. Benim hakkımı verin. Neyse demediniz. Verin. Demediniz Kübra. Nasıl demedik anne yukarıda var. Bir dakika ya, durur musun? Sen bana dedin ki sen bize bir bardak su mu verdin? Senin o evde hiçbir hakkın yok dedin. Bir Allah dakika, sorar bak. Hayır, çocuğu alın lütfen arkadaşlar. Çocuk hayır giremez. Kime el sallıyor? Herkes öyle kafasına göre yayına giremez Sabriye Hanımcığım. Lütfen alın ekrandan. Oğlum. Alın ekrandan. Alın ekrandan. Alın ekrandan Hacer. Kimse kafasına göre yayına giremez ben bilmeden yani. Kime el sallıyor orada? Oğlum. Ama olsun küçük çocuk da olmaz. Olmaz evet, yani. Ben 11 yaşındayım. Ay yasak ama hayır. Seni olmaz öyle. Arkadaşlar müdahale eder misiniz? Kübra bana şunu söyler misin? Yani sen anladığım kadarıyla annenle diyalog bile kurmak istemiyorsun. Kurmuyorum ki Didem Hanım. Dinlemiyor mu seni hiç? Dinlemiyor. Sürekli kendisi konuşuyorsun. Hani ben böyle şöyle oturup da iki saat hani diyalog dediğim bir sen konuşursun, bir o konuşur, ne bir o konuşur, kızından? Bir bu konuşur. Sen kızından ne istiyorsun Emine Hanım? Hiçbir şey istediğim yok. Artık ortaya çıktı mutluyum mu diyorsun? Çıktı ortaya yani dediğin gibi düşün. Mutluyum. Ama Serkan'ın falan öldürmesinden korkuyorsun. Oyun oynamasınlar. Didem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bak ben bunu çok söylemek istedim. Söyle, diyor ki kayınvalide evi sattırdı, kayınvalidesi kendine ev aldı diyor Mudanya. Öyle bir şey yok. Ama bizim kirada ben kendim uydurmadım kızım. Kocan söyledi. Onu ben bir araştırayım. Anne, kocan söyledi onu. Seni bir dinlendireyim dışarıda onu bir araştırayım. Çünkü tamam. Çok önemli bir... Kocan yani, söyledi sizin işi ya. Önemli. Kesin yardımcı olacağım sana merak etme. Sen de lütfen Emine Hanımcığım seni dışarı alayım. Daha bir söyleyeceklerim vardı. Tamam var. Biz o ev meselesini bir araştıralım. Ona göre netleştirelim konuşacağız. Kocası söyledi ben uydurup da gelmedim buraya. Tamam. Tamam. Merak etme kızın hayatta en azından. Ya benim şimdi kimsem yok. Beni ezmeye çalışıyor. Oğlum yok. Kocam yok. Ezmeye çalışıyor. Kimse seni ezemez ama sen de karşındakini dinle bir tanem ya. Hiç dinlemiyorsun ya. Ben bunlardan görmediğim kini kimseden görmedim ya. Bunlardan gördüğümü. Dur konuşacağız, dertleşeceğiz. Lütfen yardımcı olur musunuz? Allah sen sorsun. Ben başka bir şey demeyeyim. Ya o da çok dolu ama yani çok neyse müdahale etmek. Şimdi bir beyefendi buraya gelmişti. Süleyman Bey. Süleyman Geçer. 33 yaşında. 7 yıldır evli olduğu Hilal Sultan'la boşanma aşamasında
içerisinde olduklarını, 3,5 yaşındaki çocuğunu 2 aydır yaklaşık, hatta 2 aydan da fazla göremediğini, eşinin Hilal'den çok da şikayetçi olduğunu söylemişti. Hilal Hanım burada birazdan gelecek ama önce Süleyman Bey'i alayım ben yayına. Süleyman Bey gelir misiniz lütfen? Süleyman Bey gelsin. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz de belgelerle gelmişsiniz. Evet. Hilal Hanım da, eşiniz de burada. Siz de orada olun, oturun lütfen. Dün konuştuklarımızı bir hatırlayalım, sonra her iki tarafı da dinleyeceğim. Evet. Siz de dinleyeceğim, siz de belgelerle geldiniz, eşiniz de geldi. Hala boşanmadığınız için eşiniz, evet, diyorum. Gelsin dünkü hatırlatma lütfen. Benim alnım art, ben onu ne aldattıram. Eşiniz 7 yıl boyunca size gerçekten fiziksel ve duygusal şiddet uyguluyor mu? Tabii, tanıştığımızdan beri olan bir şeydi. Annem ve babamın yanında beni arabada tokatladı. İlk o zaman mı başladı? İlk o zaman başladı. İlk tokatla başladı. Biterek, evet, annesinin yanında beni tartakladı. Çocuğunuzun yanında da oldu mu bunlar? Oldu. Çocuğum yanında bıçakla dahi saldırdı bana evin içinde. Evlendiğim günün ilk ayı beni çok kötü dövdü. Çocuğum ateşler içinde yanarken Kıbrıs'a tatile gitti. Otel odalarında, işte kulüplerde paylaşımlar yaptılar. Evet. Benim alnım ak, ben onu ne aldattım. 7 sene. Bütün bozuldu. Yan komşumdan istedim, durumu yok diye. Korsan taksileri çıkıp çalışıyor diye. Şu anda patolojik bir narsiste karşı karşıyasınız. Tedaviyi kabul etmeyen bir insandı. Bana dedi ki hasta olan sensin, ben değilim. Anlattıkları şeylerin şu anki süreçte hiçbir alakası yok. Çoğu yalandır. Yani yok tabii. Kızımın 3 tane çeyrek altını çalmış. Dedim ki Süleyman, 3 tane altın duruyor, 3'ü yok. Bunlar dedim hani hırsız alsa hepsini alır. Sen dedi hastasın. Şizofrensin dedi. Senin psikolojin bozuk olduğu için altın sayısını hatırlamıyorsun dedim. Aldınız mı çocuğun altınlarını? Evladımın altını alıp borcumu kapatmam kadar doğal bir şey ne vardır yerine koyduktan sonra? Akşam eve geldi, dedim ki sen nasıl bir adamsın ki dedim. Belki ben ya da annem hani kötü niyetli olup senin annenden şüpheleneceğiz diye arbede çıktı aramızda. Beni çok kötü dövdü. Kolumu böyle, koluma bir yumruk attı, kol terse büküldü. Kolum kırıldı. Kolum diye yerde inledim dedi, şizofren. Seni ben de hastaneye götüreceğim. Ay. Dedim ki ölüyorum. Bunlar doğru mu Süleyman Bey? Ben size diyorum, inanmıyorsunuz. Kız anlatmıyor bunları, ama kendisi uyduruyor. Süleyman Bey, akıl almaz iddialarda bulundunuz. 7 yıl evliliğiniz boyunca tokatla başlayıp başka görüntüler, evet, de verdiniz. Hilal Hanım da verdi. Onları da yayınlayacağız ama. Ya ben şunu merak ettim. Eşiniz sizin hakkınızda akıl almaz iddialarda bulunurken çok soğukkanlı ve gülümsediniz. Çok sabırlı davrandınız. Evet. Hep böyle miydiniz evliliğiniz boyunca? Alıştırıldık böyle olmaya. Alıştırıldınız. Tabii. Peki yani bu evlilik 7 yıl, eğer size böyle şiddet uygulayan bir hanımefendi varsa, 7 yıl boyunca sizi bu şekilde size şiddet uyguluyorsa, bu evliliğe niye devam ettiniz? Açıklayayım. Lütfen. En başta ona verdiğim sözler için. Aha. Çünkü o dün bahsettiğim gibi tanıştığımızda psikolojisi çok iyi değildi. Evet. Ben de dediğim gibi psikolojisi normal bir insan olarak görüyorum kendimi. Farklı düşünen varsa gerekli tespitleri yaptırabilir. Ben her şeye hazırım, problem yok. Hayatına mutluluk katmak istedim onun. Olumsuz giden hayatını düzeltmek istedim. Kendi mutluluğumu ona vermek istedim. Bu sözü verdiğim için sonuna kadar gitmeye çalıştım. Ben onun her dediğini yaptım hemen hemen. Herkes şahit. Akrabalar olsun, benim akrabalarım olsun. Bunlarla ilgili benim anlamak çok şükür. Bana kalkıp da hiçbir şey yapmanız etmeniz diyemez ne bana ne aileme. Bunun için devam ettirdim. Dediğim gibi dün 2020 yılında denedim. Olmadı, boşanamadık. 2022'de denedim. Siz mi açtınız boşanma davalarını? 2020'de açamadım. Bir girişim oldu. Yırtmıştı. Dün bahsetmiştim. Kağıdı yırtmıştı ve saldırmıştı bana. Evet. Sonraki süreçte devam ettik tekrar. Konuştuk. Aileler girdi falan. 2022'de de zaten bugün getirdiğim belgelerin birçoğu 2022'de benim nasıl bir insan olduğumu kendisi çok iyi yalvarırken söylüyor. Benim karakterime, kişiliğime aşık olduğunu. Ses kaydı da var bununla ilgili. WhatsApp konuşmaları da var. İşte benim kardeşime söylüyor. Sağ olsun kardeşim uğraşmış. Bugün attı. Diyor ki ses kaydını dinletebilirim isterseniz bu arada. Ses kaydını yayınlayamıyoruz yasal olarak. Ekrana getiremiyoruz. Kişilerin rızası olması lazım. Oradaki ses kaydında der ki ben eğer zenginlik isteseydim benim birçok sevgilim vardı. Arabalar olan, galeriler olan. Ben sadece karakter isterim. Senin abin çok karakterli bir insan. Ben onun karakterine vuruldum. Onun için onu seçiyorum. Benim gözüm yüksekliği hiçbir zaman olmadı dedi. Şimdi birazdan Hilal Hanım da gelecek de ben önce size sorayım. Yani madem bu kadar psikolojisi bozuk ve yardıma ihtiyacı var, bir arkadaşa yardım etseydiniz. Her zaman. Örneğin bir psikolojik, yani bir şey merkeze götürseydiniz. Hayatınıza niye aldınız yani? Sevmediniz mi hiç? Sadece yardım etmek için mi evlendiniz? Hayır, tabii ki öyle değil. Sevdim. Sevmeyen insan 6. ayda gidip nikahlanır mı? Tabii yani. Ama
ama yine de sevdim. Şu ifadeyi ama çok sık kullanıyorsunuz. Yardım ettim, yardım ettim, evet, dediğiniz için soruyorum ben de. Evet, erkekler güçlüdür ya hep her zaman. Hı-hı. Erkekler hep güçlü derler. Erkekler hep koruyucu, kollayıcıdır. Ben de o özelliğimi kullandım. Evet. Karşılığını böyle görmeye başlayınca son 3-4 yıldır daha fazla problemler yaşamaya başladık zaten. Hiç aldattınız mı eşinizi evliliğiniz Asla, boyunca? Asla, hiçbir zaman aldatmadım. Sadık mıydınız? Her zaman sadıktım. Yani... Hiçbir zaman aldatmadım. Eğer onun dünkü bahsettiği Kıbrıs'ta boşama davasından sonra gittiğim, eğlendiğim iki tane kızla yan yana durdum aldatmaksa aldattım. Bu aldatmak mı sizce? İki tane her kızla boşanma sürecinden sonra. Boşanma sürecinden sonra mı oldu? O görünce arkadaşlarım evet, hazırlıyorlar şu evet, anda da. Boşanma sürecinden sonra oldu. Bunun Hı-hı. aksini kimse iddia edemez. Ayrıca boşamadan önce de olabilir. İki tane kadınla yan yana durmak aldatmak mı sizce? Evet. Yani bilemiyorum. Tabii kendisi değil yani. Bu tarz ya boşanma davasıysa, bittiyse yani o süreçteyseniz artık evet, başka türlü şey söylüyor. Boşanma o görüntüleri arkadaşlar şeye koyar mısınız Instagram'a? Süleyman Bey'in bahsettiği görüntüleri, Hilal Hanım'ın bize verdiği o görüntüleri. Yani işte eğlenmeye gittiği işte Kıbrıs'taki evet, bir mekandaki görüntüleri. Şu anda arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydular. Nazlıcığım koyuyor musunuz? Tamam. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme de bahsi her iki karı kocanın da bahsettiği görüntüleri şu evet, anda siz sosyal medyada görüyorsunuz. Birazdan ben de onları ekranlara da getireceğim. Şunu söylüyor. Diyor ki aldatmaktan daha ziyade o sırada benim çocuğum ateşler içinde yanıyordu. Çocuğum diyor. Ama çocuğunu düşünmek yerine keyfine baktı anlamında söylemişti. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Öyle demişti. Şimdi, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Dünden beri Hı-hı. benim buraya gelme sebebinin çocuğumu görememek. Yaklaşık tam 4 ay olacak. Evet. Görememek olduğunu uzun ve bir zaman yani, hukukun erkekler karşısındaki adaletsizliğini anlatmak için geldiğimi söyledim dünden beri. Hı hı. Bugün de aynı şey uygulanıyor şu an bana. Eşimin alakasız, çocukla benim ilişkimle alakasız, hı hı. aldattı, darp etti vesaire, yarısı yalan olan şeylerle ilgili konuşuyoruz şu an. Hayır, ben bunlarla ilgili de konuşurum, hiç problem değil. Ben elimde sizin gerekli, görüntülerinizi de yayınlayacağım hiç zaten problem şimdi, değil. Merak etmeyin. Bu konulara girmemiz bence yanlış, haksız ya da haklılıkla alakası yok zaten. Hı hı. İkimiz de iyi insan olsaydık şu an boşanıyor olmazdık. Çocuğumuz da mutlu anne ve babayla büyürdü. Yani. Ya o kötü ya da ben kötüyüm. Bunun, öyle demeyin. Hayır bunun hayır. Kararını, ama anlaşamamışsınız. Kötü, bakın, bak kötü denemez ki size ya bakın, da ona. Neyse kavrama siz, ben çok takılmam. Siz olaya anlaşamamışsınız. Takılırım. Olaya takılırım. İki farklı insan var ve yolların ayrılması gerekiyor. Çocuğun psikolojisi için ben her zaman ve onu sizin düşündüm. Sizin çocuğu görme hakkınız var tabii ki. Ve en önemlisi benim çocuğu görme hakkım var. Ben baba olarak çocuğumu 4 aydır görmüyorum. Dün bir umutla gittim adliyeye, dedim ki vicdanları vardır herhalde ya, o kadar delil verdim, ses kaydı verdim vesaire, basına çıktık. Hı hı. Belli bana saldırılıyor, çocukla ilgili pedagog raporlarını sundum. Açıklıyorum hepsini tek tek, biraz vicdan vardır dedim ya. Şöyle ve yapalım. İşin kötüsü lütfen sözümü kesmeyin. Ya, i̇şin kötüsü 4 ay daha görmeyeceğim ben çocuğumu. Dünden itibaren öyle Temmuz'un mi? 9'una atıldı. Ben çocuğumu neden 8 ay görmüyorum? Ne yaptım ben ya? Tek suçum baba olmak, erkek olmak mı bu devlette? Merak etmeyin. Ben bu ülkede olarak bu kadar haksızın, adaletsizin olduğu yerde şu anda çok daha utanıyorum çünkü mağduruyum ben ciddi anlamda. Niye mağdurum? Türkiye'de bir erkeğim çünkü ben. Ama yargı öyle karar vermez ki. Yargı öyle karar veriyor. İstediğiniz gibi UYAP şifremi verebilirim size. Yargı kontrol erkek edersiniz ya da kadın diye bakmaz ki. Yargı her zaman erkek ve de kadın diye bakar. Bunu ben dibine kadar 9 aydır yaşıyorum. Her zaman şimdi, bunu yaşıyorum. Şimdi Süleyman Beyciğim ben size bazı yargıdan burada karşılaştığımız örneklerde de örnekler veririm. Ama şimdi siz de şunu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki hayır yargının böyle kararlar vermediğini. Ya yani sizin dosyanızın çok detaylı olarak ben bilmiyorum. Yani Sayın Mahkeme Başkanı neye göre karar veriyor bilmiyorum. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Aksine bu memlekette örnek verirsem çünkü kendinizi onlarla kıyaslıyor gibi bir kaygıya kapılıyorsunuz. Onu asla ben kaygıya asla öyle bir şey vermeyeceğim çünkü öyle yanlış da anlaşılabilirim. Bunu da cevap vermek istemiyorum ama maalesef yani kadınlar o kadar çok şeylerle karşılaşılıyor. Aksine yani tamamen yargının neredeyse çoğu böyle erkeklerden de oluştuğu için orada haksız tahrik indirimi alabiliyor. Yani sizin şeyiniz daha farklı. Yani siz erkek olduğunuz için değil ama dosyanızdan dolayı birçok mağduriyetler yaşamış olabilirsiniz. Bu memlekette erkek olduğu için mağdur olanlar yok mu?
mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Ama sadece erkek olduğu için değil bu mesele. İnanın yani. İnanın. Ben sadece erkek olduğu ama, erkek olduğu için olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yaşıyorum bu. Çok, ya dün yaşadım. Acı bir şey yaşadığınız için. Evet. Sizin yani sizin görüntülerinizi bakın, bir ekranlara getireyim. Bana verdiğiniz o şiddet uyguladığınız o görüntüleri, videoları bir ekranlara getirelim mi? Ben bunları sunabileceğim değil mi? Ben çok hazırlandım çünkü. Tabii lütfen ki bana sundurun bunları. Hepsini merak etmeyin ama ben burada bir yargılama yapmıyorum. Onu da bilin ne kimseyi olur. Kimseyi yargılamanıza ihtiyaç yok. Bunlar görüldüğünde zaten. Hepsini. Hepsini vereceğim. Sizin bana görecek verdiğiniz, ya hepsini sırayla ekranlara getirmek istiyorum tabii ki. Yani mümkün olduğunca, elimden geldiğince şu şiddet görüntülerini, beyefendinin bize verdiği görüntüleri. Şiddete uğradım. Tabii onu ben ekranlara getirirken o bazı yerlerde kızarıklık, çizik görüntülerini falan siyah beyaz getireceğim ekranlara. Buyurun lütfen. Olduğu gibi yetiştirdiniz keşke. Benim iznim var. Rütük, siz izin verebilirsiniz ama yasalar bana izin vermiyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu izin vermiyor. Ağır cezaları var. O cezaları karşılarsanız tabii ki verebiliriz. Problem değil ama çok büyüklü cezaları var. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye blursuz koyabiliyorsak eğer, koyun arkadaşlar blursuz görüntülerini. Siz karar verin ama görüntü ekranlara bu şeyli gelecek, siyah beyaz gelecek. Buyurun. Arkadaşlar içeride ses yok. Ses olsun lütfen, duymuyorum. Evet, duydum sen. Devam edin. Burada ne yaşandı? Burada ya bayağı kolunuzda, boynunuzda var. Bu 2020 ya da 21 olması lazım. Hı hı. Dün bahsettiğin gibi dediniz ya bana şiddet uyguladınız mı diye. Hı hı. Ben uygulamadım, her zaman başlatan o oldu diye. Burada bana saldırdı. Niçin saldırdığını bilmiyorum çünkü 7 yıldır defalarca oldu. Hangi birini hatırlayabilirim? Hı hı. Size soruyorum. Burada yine saldırdı. Ben burada dün bahsettiğin gibi erkeklik yapıp gidip DAP raporu almadım. Çok pişmanım. Şu an son 6 aydır her hareketinde alıyorum. Dünkü görüntüden sonra da aldım ama bir şey olmadı. Hı hı. Dediniz yani erkekleri öyle bir durum yok diye. Kadınları kolluyorlar, erkekleri kolluyorlar. Kadın erkek ayrımı yok diye söyledim. Onu, var. Onu söylemeye çok çalıştım. Net var. Hala 5 ay oldu. Hala dava açılmadı. Ama kadın gittiğinde ben darp oldum dediğinde, darp edildim dediğinde hiçbir delile ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hemen korumayı veriyorlar. Hı hı. Sonra da adama ceza davası açılıyor. Adam kendini açıklamak zorunda kalıyor. Şimdi ben izin verirseniz onları ben alabilir miyim o elinizdeki bütün belgeleri? Sunacaksanız alın ama şöyle, benim hepsini sunmamı engellemek için yapacaksanız lütfen almayın. O zaman yanınızda götürün. Ben sizi diğer bir kulise alacağım. Arkadaşlarım size yayının içeriğini söylemişlerdir. Çünkü ben Hilal Hanım maalesef sizinle karşı karşıya gelmek istemiyor. Peki bir, ben bir 15 dakikada onu dinlemek istiyorum. Arkasından sonrasında beni tekrar dinleyecek misiniz? Tabii ki dinleyeceğim. Eğer dinlemeyecekseniz ben, benim derdim burada çocuğum. Hatta ben sizi yan yana yayına almak istiyorum. Hilal Hanım'a soracağım. İzin verirse sizi burada ikinizi birlikte ağırlamak istiyorum. Benim niyetim burada dediğim gibi dün de söyledim, bugün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Belki bir daha çıkamayacağım yayına. Benim niyetim çocuğumla ilgili mağduriyetimi duyurabilmek ve hukukun erkeklere uyguladığı haksız şekilde kararları duyurabilmek. Öncelik olduğu için ben onlarla ilgili delillerimi sunmak istiyorum size. Ama ben şimdi Hilal Hanım'ı dinleyeyim. Siz diğer tarafta yayını dinleyebileceksiniz zaten. İzleyebileceksiniz. Kulaklık takılacak. Müdahale etmek istediğiniz yerlerde sesinizi açabileceğim. Ama Hilal Hanım'dan da bir gelince bir soracağım. Sizle karşı karşıya gelirse ya gelmek isterse de ikinizi karşı karşıya getirip evrakları karşılıklı sunmanızı rica edeceğim. Olur mu? Ben normalde böyle bir yayın yapmak istiyorum ama şu anda o istemiyor. Hilal Hanım'dan sonra beni alacaksanız ve bu evrakların en azından bir kısmını sunmama izin verecekseniz kabul. Tabii ki yapacağım. Tamam. Yapmaya çalışacağım. Yani çünkü yayının gidişi şartına göre sizi dışarı alırsam tabii ki yapacağım. Merak etmeyin. Ben peki, siz de benim misafirimsiniz. Peki. Ben taraf tutmuyorum. Ben sizi de onu da şimdi tanıdım yani. Lütfen misafir beyefendi ama yayını da hemen hızlıca gidin ki yayını da dinlesin lütfen Süleyman Bey. Ve Hilal Hanım şu an için karşı karşıya gelmek istemedi öncelikle. Ama bir gelsin belki kabul eder, karşılıklı bir konuşurlar. Bir gelsin ondan sonra Tunca Hanımcığım. Ben sizin ne diyeceğinizi aşağı yukarı tahmin ediyorum. Ama Hilal Hanım'ı bir alayım müsaade ederseniz. Hilal Hanım, Hilal Hanım gelir misiniz lütfen? Buyurun Hilal Hanım. Ah merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Sağ olun. Siz karşı karşıya gelmek istememişsiniz. Önce biraz dinleyeyim sonra bakalım. Tamam. Olur mu? Önce bir oturun lütfen. Yani medeni iki insan gibi konuşabiliriz. Önce ben sizi dinleyeyim, onu da bir dinledim. Sizi de bir dinleyeyim. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Tam aksini söylüyor beyefendi. Yerini aldı mı bir göreyim arkadaşlar hazırsa.
Tamam. Şimdi hakkınızda acayip iddialarda bulundu. 4 aydır çocuğunu göremiyor. Aslında mevzu çocuğunu görmek istemesi. Fakat 7 yıl boyunca bana hep şiddet uyguladı Hilal Hanım dedi. Şimdi, eşiniz. Hoş geldiniz İdem bu arada. Hanımcığım, şöyle söyleyeyim. Öncelikle medyaya kendisi tarafından önü arkası kırpılarak... Yönetmenime bir şey söyleyebilir miyim? Hazırsa eğer ekranda görmek istiyorum ben. Süleyman Bey ekranda da olsun lütfen Hacer. Lütfen, görmek istemiyorum. Ben duruşma salonunda dahi görmek istemiyorum onu. Ama ben en azından bir... Siz bakın lütfen şu diyorum. Monitörü kapatın arkadaşlar. Bakın, kapatın o monitörü. Kapatacağım, merak etmeyin. Ben görmek istiyorum sadece. LED'e de vermeyin. Onun arkanızdaki monitör de var. Sizin görmeniz imkansız. Alın arkadaşlar, kapatın orayı. Tamam, görmüyorsunuz. Şimdi Didem Hanımcığım, öncelikle medyaya kendisi tarafından servis edilen önü arkası kesilmiş beni cinnet geçirttikten sonra bir video çekmiş var, evet, olduğu o videoyu yayınladı. Bunun için ilk önce kızımdan, canım gibi sevdiğim kızımdan, daha sonra da tüm Türkiye'deki bütün insanlardan özür diliyorum. Hiçbir şekilde, evet, bir anne olarak o şekilde insanların karşısında o imajı vermeyi istemezdim ben. Lakin işin iç yüzünü bilmeyen her insan konuşuyor, yorum yapıyor, hakaretler, küfürler. 3 gündür ben... İzin verir misiniz? O görüntüleri bir ekranlara getireyim, bahsettiğiniz lütfen, görüntüleri. Lütfen, ben çok yıprandım. Sesini içeride kapatırım ama izleyiciler bir görsün. Bakın, siz duymayacaksınız. 3 gündür 2 saattir, yani totalde 2 saatlik uykuyla duruyorum. Ben arkadaşlar, şey, Instagram'a koyun. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyun lütfen. Yani olayın iç yüzünü bilmeyenler yorum yapıyor. İşte cazgır kadın, o kadın, bu kadın, böyle bir şey yok. Mevzu şu, çocuğunuzun yanında eşinize... Bakın Didem Hanım, eşim tarafından 7 sene boyunca birçok fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. Hata tek taraflı değildir. Benim de hatalarım vardır. Hı hı. Belki onun %80, benim %20'dir. Yani onu zaten tartışmak istemiyorum burada. Ama beni aldatan, beni manipüle eden, yıllarca işte en ufak kavgada evi terk edip 2-3 hafta eve gelmeyen, çocuk ne haldedir, nedir diye sormayan, aramayan tamamen kendisidir. Keşke bugün buraya Hilal beni aldattı, Hilal bana sadakatsiz davrandı, Hilal çocuğuna bakan bir anne değildi, Hilal evine düşkün bir kadın değildi diyerek çıksaydı da ben de tüm Türkiye'ye rezil olsaydım. Dediğim gibi dün de dedim, benim alnım ak. Hiç... Peki özür dilerim, yani çocuğunuzun yanında bu görüntüler niye yaşandı? Şimdi ona geleceğim. Bir sene önce 25 Nisan'da babasının bana ettiği küfürlerden ötürü hepsini size servis ettim. Konuşmalarımız, yazışmalarımız gördüm mevcut. Gördüm yazışmaları da bazılarını. Ve alenen küfür de mevcut orada. Babasının ağzı son derece bozuk. Kızımın benim yanımda yıllarca küfür etti. Doğumum onun yüzünden başladı. Sezaryana döndü normalken. Çocuğum kolik doğdu. Önü arkası kesilmedi. Babasına kimsenin gücü yetmedi bu konuda. Böyle adam, cahil adam, ne yapalım dedi. Hatta kayınvalideme senin kocan olabilir dedim. Senin yanında küfür edebilir ama benim ve kızımın yanında edemez. Ben çocuğumu... televizyonsuz büyütüyorum ki... Yanlış bir cümle. Hayır, şu şekilde lütfen. Dizidir, şeydir falan, böyle ama şeyleri izletmiyorum. Dizileri de genellememek lazım ama siz çocuğunuza televizyon izletmeyebilirsiniz ama mesela bizde bir bahar dizisi var, şahane. Çok güzel Kızılcık dizi, Şerbeti biliyorum. Hayır, bakın çok bunları güzel. Tenzih ederek konuşuyorum. Ama yani sonuçta diğer bunları kanallarda tenzih da ederek öyle. Konuşuyorum ama aynen. Çok ahlaksız, saçma sapan programlar da var. Var mı tabii ki, olabiliyor maalesef. Ben çocuğuma dedim televizyon bile açmadan büyütüyorum ki benim yanımda, benim kızım yanımda küfür edemez. Ne yapalım dedi. Adam dedi, yıllardır dedi, biz alıştık, sen de alış dedi bana. Orada küfür mü etti size Süleyman tabii, Bey? Hayır, kayınpederim küfür etti. Ha, onun üzerine siz de... Tabii, bayramda beni götürmek istedi geçen sene Ramazan bayramında. Ben dedim, senin babanın... dedim. Bakın bu lafı söyledim. Ama niye söylüyorsunuz? Bakın, bana ettiği küfürü, bakın, bana ettiği küfürü size alenen okutacağım. Bir kayınpeder... gelinine o lafı söylemez, torununa o lafı söylemez. Peki bana şunu söyler misiniz? Siz bu evliliğe neden evlendiniz peki, bu kadar yanlış bir insansa? 6 ayda bu kadar evlilik kararı niye aldınız? Şöyle, kendisi demin diyor ki yok onu psikolojisi kötüydü de iyi yapmaya çalıştım da şöyle, böyle bir şey desteğe yok. Desteğe ihtiyacınız varmış, böyle yardım bir şey ihtiyacınız yok, varmış. Böyle bir şey yok, eski bir ilişkimi sonlandırdım. Moral bozukluğu olabilir, herkes ayrılınca üzülebilir. Onun üzerine o denk geldi. Gerçekten de boşluğuma denk gelmiş. Bunun için çok üzgünüm. Gerçekten beni seveceğine, arkamda her şekilde duracağına... Şu saçınızı böyle tamamen kulak arkası yapsanız yüzünüzü benle görüyorum. Arkamda her şekilde duracağına inandığım, inanmıştım daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Evet. Evlendiğim ilk ay
Askere gidene, gidip gelene kadar bir problem yoktu. Askere gidip geldikten sonra çok değişti. Aha. Askere gitmeden önce biz evlendik. Resmi ve dini nikahımız yapıldı. Düğünü asker sonrasına bıraktık. Evet. Bu süreçte ben işsiz kaldım. Aha. Belli bir dönem. En son Bebek'te ünlü bir insanın butiğini işletiyordum. Bu sürede işsiz kaldım. Kendisi, kendisinin ailesi, babası, Allah razı olsun, hakkını yiyemem. Hı hı. Benim 6 ay boyunca evimin kirasını ödedi. Bahçeşehir'de oturuyordum. Askerden geldikten sonra sen bana yüksün, git çalış, git kendine iş bul. Benim babama sırt dayadın, benim babam şu eşyayı aldı, benim babam bu eşyayı aldı. Ya aramızda sürekli böyle çeyiz muhabbeti, eşya muhabbeti dönüyor. Kadın kadına konuşuyormuşuz. Yani sizi gibi. Değersizleştirmeye mi tabii, çalıştı diyorsunuz tabii, ya? Tabii, sanki ben eşimle değil de günde bir kayınvalideyle bir kadınla konuşuyormuşum gibi. Eşinizden bahsediyorsunuz. Evet, eşimle konuşuyorum ama hani kadın kadına bir muhabbet dönüyor evde, öyle söyleyeyim. Yani en sonunda ben de patlıyordum. Ya madem babana kıyamıyordun, hani babam düğün yapacak, işte ben ona eskisi gibi yardım edemiyorum, eskisi hı hı. gibi kazancım yok. Ama şunu söylüyor, ev işlerini bile ben yapardım, ütüyü ben yapardım, yemeği hayır, ben yapardım. Hayır, hayır, hiç o eve ilgilenmezdi. Yemeğimde yemekle beraber yapardık. Kendisi yemek yemeyi ve yemek yapmayı seven bir insan. Bana yardımcı olurdu, yalan değil. Yok temizlikmiş, yok ütüymüş, yok çamaşırmış, böyle bir şey yok. Benim titizliğim herkes bilir. Zaten dün diyor ki, kendisi diyor titizlik takıntısı olan bir insandı diyor. Akabinde söylediği cümle şu, biraz daha zaman geçtikten sonra bizim evde diyor 2 hafta bulaşık birikmişti diyor. Annem gelip yıkadı. Peki hep ilk mesela ona şiddet, bazı görüntüler var. O görüntüleri bir ekran gördünüz mü bilmiyorum. O görüntüleri şimdi görüyorum ve şok oldum. Şu her tarafı kızarmış. O görüntülerde benim hiçbir ilgim yok. Kendisi bana her zaman kumpaslar kuran bir insandı. Bir, bakın, bir kadın sanki şey olmuştu. Yok yok yok. Bakın birisiyle kavga etti, belki çekti, ben bilemem. Ben bilemem. Çünkü bakın bizim aramızda şöyle bir muhabbet döndü bir gün. Süleyman'la tartışıyoruz telefonda. Şu anında bir şey var, kızarıklık var. Gününü zamanını hatırlamıyor Süleyman Bey de. Ama işte bunları eşim Hilal yaptı diyor. Hayır, hayır, hayır. Bakın Süleyman'la biz tartışıyorduk telefonda. Hı hı. Bana telefonda bağırıyordu, küfür ediyordu. Ben de onu ediyordum. Hı hı. Yalan değil. Akabinde şeye geçiyordu, WhatsApp'a geçiyordu. Yüzüme kapatıyordu telefonu, WhatsApp'a geçiyordu. WhatsApp'tan kibarlaşıyordu. Ama ben yine yardırıyorum tabii bu esnada. Hakaretlere devam ediyorum. Bir gün dedim ki bana, kendisine ben ona. Sen dedim hani telefonda bağırıyorsun, çağırıyorsun, küfür ediyorsun. WhatsApp'a geçiyorsun, kibarlaşıyorsun. Hani ben de şey düşünüyorum kendimce. Hani akşam gelecek ya eve. Hı hı. Üzgün, hani aramızı düzeltmeye çalışıyor. O yüzden biraz kibarlaşıyor. Bana dedi ki, beynimden vurulmuşa döndüm. Senin elinde o kadar işte darp raporun, donen, delilin var. Benim de elimde bir şeylerim olsun dedi. Onun üzerine diyorsunuz, böyle bir oyuna girdiğini iddia ediyorsunuz. Bakın, sürekli kumpaslar kurdu. Bu evlilik 7 yıl boyunca böyle mi devam etti? Hiç tabii, mutlu olmadınız, tabii, hiç mi yok, sevmediniz? Tabii ki olduğum zamanlar oldu. Süleyman Bey sevmediniz mi hiç? Ben kendisini gerçekten çok sevdim, çok değer verdim. Ben onun tırnaklarına varana kadar kesip de törpüleyen bir kadındım. Kendisi de çok iyi biliyor. Simetri takıntım vardı, keserdim, yamuk yumuk kesiyor diye. Ben törpülerdim falan, kendime maske yapardım, ona da yapardım. Öyle bir insandım. Ne zaman bozuldu ilişkiniz, aşkınız peki? Ailesi, annesi çok kıskandı bunu benden. Hmm. Babasından alamadığı sevgiyi oğlundan almaya çalışan bir kadın vardı karşımda. Buna çok ağır sözler bir anne. Evime geldiğinde gecelik birkaç geceliklerimi yırttı. Geceliğinizi mi yırttı? Geceliklerimi yırttı kayınvalidem. Tabii. Bunu Süleyman'a söyledim. Dedim ki Süleyman, bak bu geceliği ben ellerimle makineye attım, ellerimle çıkardım. Annesi benim evime geldiğinde bazen ütülerimi yapıyordu. Elisa çok durmuyordu, benim kızım. Ben de temizlik, yemek yapıyordum o esnada. O konuda da hakkını yiyemem. Ütülenecek çamaşırların içine koyarken bu gecelik sağlamdı. Bunu annem mi yaptı sence diyordum. Kendisi bana diyordu ki, mutsuz bir kadın, hayatı boyunca kimse tarafından sevilmemiş. Babası, kardeşleri, kendi kocası tarafından. Kocası sürekli küfürler ediyor, baksana senin yanında da. Yapmış olabilir dedi. Fesat. Ama izninizle bunu ben bir kendisine sormak durumundayım. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Oldu. Diğer stüdyoda. Oldu. Süleyman Bey, böyle bir şey oldu mu? Buna bir yanıt verir misiniz anneniz? Yani asıl yani sizin aranızdaki problemde asıl yani şeyler, ebeveynlerin problemi olduğunu, onların bu kadar çok annenizin müdahalesiyle bu ilişkinin bozulmaya başladığını söylemiş. Söylüyor daha doğrusu eşiniz. Buyurun, oldu mu böyle bir şey? Didem Hanım, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çocuk görme konusundan ve erkek haklarından. Eski eşimin karakteri sahibi.
yaptığınız için tebrik ediyorum sizi. Amaç da buydu galiba. Ben bundan hiçbirine cevap vermek istemiyorum. Süleyman Amacı Beyciğim, aştı program. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Siz de haddinizi aşıyorsunuz. Ben program amacını asla aşmadı. Sizin boşanma nedeninizi ve gerekçelerinizi öğrenmeye çalışıyorum. Ben geceliği yırttığım mevzunu bilmiyordum. Bu evliliğin ne zaman ne zaman bittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Çok özür dilerim. Haddinizi aşmayın. Lütfen üslubunuza da dikkat edin. Programın böyle bir amacı yok. Tamam mı? Allah Allah. Ben de sizin eşiniz falan da değilim. Burada bir yayın yapıyorum. Eşiniz değilim. Lütfen rolleri de karıştırmayın beyefendi, tamam mı? Bravo. Haddinizi bilin yani. Bravo. Allah Allah. Bravo. Yok böyle bir şey yani. Kusura bakmayın. Tebrik ediyorum. Bu evlilik niye bitti sorusunun yanıtının bu olabileceğini nereden bileyim? Annenizle ilgili, annenizin bu olaya müdahil olduğunu nereden bileyim? Ben hanımefendiyle önceden konuşmuyorum ki. Süleyman Beyciğim, haddinizi aşmayın. Çok rica ediyorum. Çünkü neden? Bunlardan dolayı boşanma davası açılıyor. Çocuğunuzu görmemenizin nedeni de bunlardan dolayı, yaşadığınız problemlerden dolayı hanımefendi de çocuğu size göstermiyor. Bilmem anladınız mı Süleyman Beyciğim? Anladınız mı? Ben çok rahat anladım. Tebrikler o zaman. Haddinizi aşmadan konuşur musunuz? Siz bundan sonraki süreçte... Alın sesini. Teşekkür ederim. Süleyman Beyciğim, haddinizi bilerek konuşacaksanız, konuşabilirsiniz, cevap hakkınızı kullanabilirsiniz, elinizdeki bütün dosyaları, doneleri sunabilirsiniz, çocuğunuzla ilgili konuşabilirsiniz. Bu kadar iki tarafı da buraya getiren, etik yayıncılık yapmaya çalışan bir insana karşı da ben sizi asla ağzınızı açtırmam. Hiç kusura bakmayın. Kim olursanız olun. Hiç haddinizi bilin lütfen. Haddini bilecekse konuşsun, bilmeyecekse de kusura bakmasın Süleyman Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Bu kadar. Haddini bilecekse ekranla buraya bile alırım ben yani. Ağzınıza sağlık. Lütfen. Lel Hanımcığım, bu kadar hep sakin sakin mi konuşurdu? Hiç yani şöyle mesela ilk bir defa şunu söylemişsiniz. Haksızlık yapmamak adına şiddet uyguladığını söylüyor ya. Yani beyefendi bunu kendisi söyledi. Ben şiddet gören bir erkeğim. Bunlara da lütfen konuşun diyor. Belimin inceliğine bakar mısınız? 40 kiloyum. Tersi 90 şimdi kilo. Arabadayken Hilal Hanımcığım, annesi babası da arka taraftaymış. Anlatayım onu siz da anlatayım. Siz de ön taraftaymışsınız. Anlatayım siz efendim. Onu başka erkeklerle kıyaslamışsınız. Hayır. Bunun üzerine tokat atmışsınız kendisine. Ben onu en çok kendi kardeşiyle kıyasladım. Hüseyin diye bir kardeşi var, ortancı kardeşi. Çok saygı duyduğum bir insandı kendisi. Bundan daha olgun, daha karakteri oturmuş, babalık ve eşlik vasfı olan bir çocuktu. Kendi annesi bana dedi ki biz yanlış insanı evlendirdik. Biz ortanca oğlumuzu evlendirecektik. Bu dedi sorumsuz, kaygısız, umursuz, bekarken de böyleydi dedi. Adı zaten dedi lakabı Dümenci Süleyman'dı dedi. Herkes Dümenci Süleyman. Bu annesi mi söylüyor? Annesi söylüyor. Dümenci Süleyman'dı dedi. Evliliğinizin kaçıncı ayında oldu bu? Bu daha yeni yani bundan 2 sene önce falan söylenmiştir. Ama o zaman çocuk da daha 1 yaşında falan. Çocuk madem bu vardı, kadar yanlış bir adamdı. Kayınvaliden bana niye boşanmadınız kendisinden? Şimdi onu söyleyeceğim. Benim annem erkek kardeşim ayrıldığı için çok üzüldü. Şeker hastası, tansiyon, kolesterol hastası oldu. Yakın zamanda da annemin rahmi alındı ameliyatla. Annemin üzülmesine kıyamadım. Bir de çocuğumun baba bir yerde, anne bir yerde büyümesini hiç istemedim. Çünkü dün de söyledim, tekrar söylüyorum. Nil benim kırmızı çizgim. Nil için canımı veririm ve bunun için gözümü bile kırpmam. Ama babasının onu görmeye hakkı var, bunu engelleyemezsiniz. Şimdi söyleyeceğim, bakın Didem Hanım, evi terk ettikten sonra 3 ay boyunca yalvardım. Ses kayıtları, mesajlar hepsi var. Arkada ekip arkadaşlarınıza sundum. Gel çocuğunla ilgilen, gel çocuğunu gör. Çocuğun sana ihtiyacı var. Nil beni ısırıyor. Hanımefendi bir çocuktu yani benim çocuğum. Beni ısırıyor, bana vuruyor. Değişti hal ve hareketleri. Kim ısırıyormuş kızınız sizi? Beni ısırıyor çocuk. Sizi ısırıyor. Ha. Sinir krizi geçiriyor. Anne diyor bir odadan bir odaya gidiyorum. Anne diyor baba gitti sen de gidecek misin? Babam beni bıraktı gitti sen de gidecek misin diye ağlıyor. Tamam. Yalvarıyorum. Sen diyorum çocuğu gel gör. Hani benimle muhatap olma. Nil'in sana ihtiyacı var. Sen diyor onursuz bir kadınsın diyor. Gurursuz bir kadınsın. Beni diyor Nil'le etkilemeye çalışıyorsun diyor. Görmek istemiyorum dedi. Bakın yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Seni dedi görmeyeyim de dedi. Gerekirse Nil'i de 5 sene görmem dedi. Böyle bir cümleniz oldu mu Süleyman Bey? Böyle bir cümleyi eşinize kurdunuz mu? Hayır kurmadım. Kurmadın tabii. Elinde delili olan şeylerle konuşsun rica ediyorum. Ben senin her anını kalkıp da kayda alacak
bir insan değilim. Senin gibi kumpasçı bir insan değilim maalesef. Çünkü ben inkar etmeyen bir insanım. Doğruysa onu söylerim. Sen inkar ettiğin için ben de delillerle tutuyorum. Tabii. Ama bir şey söyleyeceğim. Yine de çocuğunuzun bir odadan bir odaya giderken ağladığını biliyorsanız eğer. Yani tabii 5 yıl, yani bir kızgınlıkla bir şey söylemiş olabilir. 4 ay boyunca bir babanın ya da bir annenin. Aynı şey sizin için, onun için de geçerli. Didem Hanım, kendisi bu esnada, bu esnada kamplarda, tatillerde yiyip içip geziyordu. Bayram tatilinde 9 günlük kamp turuna çıktı kardeşi ve onun ekibiyle birlikte. Nil bu esnada ateşlendi. 39 derece. Taksi arıyorum, bulamıyorum. Kız kardeşim Zeynep'i aradım. Hemen dedim bana bir şey yap dedim, bir taksi yolla dedim, ben bulamıyorum. Yalnız dedim. Yalnız mısınız? Kimseniz yok mu? Yok. Komşularım vardı, onlara da ulaşamadım. Bir komşum var Tuğba, ona da ulaşamadım bugün. Telefonu kapalıydı. Yani böyle elim ayağım titredi çünkü çocukta ben ateşten korkarım. Kız kardeşim aradım. Zeynep dedi ki bana, hemen dedi, ben bir taksi bulacağım oradan dedi, göndereceğim sana dedi. Şey yaparsın dedi, ne derler, buraya gelirsin dedi. Taksiye bindim. Gece 3-3.30 gibiydi. Çengelköy'e gittim kız kardeşimin evine. Kız kardeşim, eşi ve kız kardeşim hastaneye kaldırdılar. Baba yok ortada. Babanın telefonlarından engelliyiz her yerden. Aa, bir dakika, şimdi bahsettiğiniz o görüntü ekranlara getireyim, Süleyman Bey'e sorayım. Şimdi Süleyman Bey de şunu söylüyor, diyor ki ben artık boşanma aşamasındayım. Arkadaşlarımla Kıbrıs'a tatile gitmişim. Neyse, o gelsin sonra Süleyman Bey'e soracağım. O görüntüye bir girer misiniz lütfen arkadaşlar? Hilal Hanım'ın bahsettiği. Girin. Süleyman Bey, yani çocuk ateşli, yani şunu söylemeye çalışıyor kısacası benim gördüğüm kadarıyla Hilal Hanım. Yani çocuğunu çok da fazla umursamıyor, aramıyor, sormuyor, engelliyor. Aynen öyle. Neden görmek istiyor diye soruyor ama yani yine bunun nedeni olamaz tabii de. Yani çocuğunu görmeye hakkı var yani. Tabii ki, bakın ben bunu en çok Nil için istiyorum. Tamam, bir yanıt versin lütfen. Süleyman Bey, yanıt verir misiniz lütfen? Elinizdeki belgeyi de gösterir misiniz? Göstermek istediğiniz varsa onu, evet, da gösterin çok lütfen. Çok teşekkür ederim bunu sağladığınız için. Evet. Şimdi elimdeki belgeyi ben size gösteriyorum. Gösterin. Benim Kıbrıs'a gittiğim tarih 9 ve 13 Ağustos'tur. Doğru mu Hilal Hanım? Evet. Tamam. Şimdi burada 26.06.2023 özel, söylemeyeyim isimlerini hastanelerin, 26.06.2023'ten 8.10.2023'e kadar Elisa'nın herhangi bir hastaneye gitmediği kayıtlıdır. Bunlar Enabız'dan alınmıştır, E-Devlet sisteminden alınmıştır. Hepsi yasaldır. Herhangi bir uydurma yoktur, Photoshop yoktur. Bilginiz olsun. Onun dışında benim çocukla ilgisi olduğumu söylüyor. Peki sen 26.06'da neredeydin Süleyman Bey? 26.06'da bana çocuğu göstermediğin için. Kamp turundaydın. Bayram tatilinde çocuğuna bayram harçlığı bile göndermedim. Ama bak, bahsettiğiniz görüntülerde, şimdi haksızlık yapmayalım. Bahsettiğiniz görüntülerde, o görüntüler yapıldığı zaman şu görüntülerde sizin kızınızın bir hastalığı yokmuş ama ilerleyen. Ama benim çocuğumun ona çok ihtiyacı vardı. O başka bir şey bak. Arıyordum, gel gör diyordum. Görmek istemiyorum diyordu. Kamplarda geziyordu, ama kulüplerde şey geziyordu. Görmek istemeyen bir baba. Yani yayına çıkar mı? Bakın, Didem Hanım, beni lütfen. İlk önce maddiyattan vurmaya kalktı. Elektriğimi kestirdi. İnternetimi kestirdi, gittim üzerime aldım. Ama onu biliyorum ben. Süleyman Bey de şunu söylüyor. Ben söyleyeyim izninizle Süleyman Bey. O dönemde evden ayrıldığı için, sözleşme de kendisinin üzerine yapıldığı için sözleşmeyi kendi sizi üzerinize almanızı istemiş, siz almamışsınız. Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Bana geldi, dedi ki sözleşmeyi feshettireceğim. Git ailenin evine taşın. Onlar çocuğa maddi manevi baksınlar, sen de çalış, hayatını kur. Şimdi ben Süleyman Bey'e söz verdim. Süleyman Bey, bana göstereceğiniz başka bir evrak var mı? Evet. Onu da lütfen bir tanesini daha alayım lütfen. Buyurun. Böyle görünüyor mu bilmiyorum şu an. Söyleyin. Altta da benim tarihini söyleyeyim size hemen. Bir saniye. Tamam. Çok uzun sayfa olduğu için kısa çıkardım. Ya, çok yormak. Özetini söyleyeyim. Özetini söyleyeceğim. Buradaki kayıt ise benim Enable sistemine baba olarak ne kadar çok girdiğimi görüldüğü kayıttır. Bütün tarih saatleri bellidir. Enable'dan. Ama sizin vermiyorsunuz.
vermiyorsunuz. Bakın anlatamıyorum. Benim izin vermeme gibi bir olayım söz konusu değil. Ses kayıtlarım var diyorum. Mesajlarım var. Hilal Hanım izin verirseniz. 20 Ocak'ta mesajım var. Gel çocuğu gör diyorum. Görüşünün yasak olmasına rağmen. Ha, gör dedim. Belen görebilir mi? Tabii. Tabii. Şimdi çocuğunu duyuluyor mu? Bizim ara buluculuğumuzla bu gerçekleşsin. Çok rica ediyorum. Babam benim için çok özel bir adamdı. Hayatını kaybetti. Didem Hanımcığım. Babasını görmeye hakkı var. Didem Hanımcığım 14 Aralık'ta mesaj attım. İzninizle bir araya gideceğim ama Süleyman Bey de konuşacak ama bir Mustafa Bey'i çağırayım. O da bir baba kızını arıyor. Şükür Türkan'ı arıyor. Gerçekler de ortaya çıksın diyor. Gelir misiniz lütfen Ispartalı Mustafa? Buyurun Mustafa. Gel Mustafa. Gel lütfen. Gelin lütfen. Hemen bir araya gideceğim. Aranın ardından da devam edeceğim. İzninizle bir ara sonra hemen birlikteyiz. Bir ara lütfen. Öldürdük de. O saatten sonra da bir daha görmedim ben. Yolladığıma arkasına düşmedim. Çok pişmanım. İlk kez izleyeceksiniz. Ben de çıktım dışarıya. Mobilete bindiğimi lan gördüm. Bizi beraber gittiler mobiletle. O saatten sonra da bir daha görmedim ben. O gece neler oldu? Kesilmiş koyun gibi yani hiç şeysiz gitti. Ben nereye gidiyorum demedim. Kurbanlı koyun gibiydi diyorsun. Aynen. Hoşça kaldım. Şükür Türkan gecenin karanlığında nasıl kayboldu? Duruşu şey gitmiyor gözümün önünden. Son gördüğüm hiç gitmiyor. Yolladığıma arkasına düşmediğime çok pişmanım. Şükür Türkan'ın gözünden o gece. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz. Şimdi Şükür Türkan'ın kaybıyla devam edeceğiz. Baba Mustafa burada. Bu olayı anne ve baba biliyor. Bu kadar çok netim yani bu konuda. Ama Fatma da bir şey saklıyor. Mustafa da çok Fatma'nın üzerine gitmiyor. Yani benim neyse ya Fatma'yı bir çağırayım da ben öyle söyleyeyim. Gel Fatma lütfen annesi gelsin. Gel Fatma. Fatma. İkiniz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. İşte orada da Mustafa'ya katılıyorum. Sen bir şey biliyorsun. Neyse tamam. Çıkacak zaten. Geç karşıya. Yani kesinlikle sen de bir şey biliyorsun, o da bir şey biliyor. En son götüren, o evden sağ salim götüren o. Ben yani gerisini görmedim. Kızının gitmesi için izin veren de sensin. Aynen değil mi? O doğru. Hı-hı. Hamile olduğunu bir babaya normalde söyleyen de sensin. Hiç mi suçun yok? Ya onlar da var. Ama getirmeyeceğini zannetmiyordum ben. Bunu kabul et yani bunu kabul etmeyen, daha yeni yeni kabul eden, suçunu yeni yeni kabul eden. Acaba bize gerçekleri gerçekten söylüyor mu? Yok dedim ona. Gerçekleri yani şey senden söylüyorum. Zaten gerçekler bunlar. Bugün çok önemli bir gelişme daha var. Onu ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Bazen böyle söyleyince izleyiciler diyor ki Didem böyle söylüyor da olmuyor. Olmuyor yani ama bu kez göreceksiniz o gelişmeyi zaten. Bugün önemli biri daha canlı yayında olacak. Sen gittiğinde 2 yıl boyunca senin kızına Şükür'ü annelik yapan Ali'nin eşi Raziye canlı yayında olacak. Bir araya gidelim bakalım neler olacak. Kesintisiz ve soluksuz devam edeceğiz. Biraz ara lütfen. Kızımın yaşadığına ben eminim. Ve bunu annesi kim vardığını, nerede olduğunu biliyor yani. Ey gönül hoyrat gönül tozlu yollar aşağı. Çok şaşıracaksınız. Mustafa gözyaşlarına boğuldu. Anlatamazsın kendini. Niye aldattın beni? Niye başkalarıyla kaçtın? Ey gönül hoyrat gönül tozlu. Mustafa, Fatma ve Şükür için ne dedi? Ona bir tek şunu soruyorum ben. Bu gözyaşları kimin için? Kızım, Allah rızası için. Çık gel. Bu annen bizim etimizi acıttı. Ey gönül hoyrat gönül. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet canlı yayındayız.
canlı yayına devam ediyoruz. Aralarda da yayın devam ediyor. Kendi kendime de konuşuyor. Beni bazen yakalayabilirsiniz ekranda. Hemen başlayacağız. Daha doğrusu devam edeceğiz. Ispartalı Şükür'ün başına ne geldi? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Şimdi çok önemli bir gelişme var. Birazdan bundan haberdar olacaksınız. O gelişmenin ne olduğunu şu anda söyleyemiyorum. Ama öğreneceksiniz. İlerleyen dakikalarda annesi babası da öğrenecek. Fatma, Mustafa da öğrenecek. Ama ben şunu merak ediyorum. Günlerde söylüyordu. O yazışmayı birazdan ekranlara getireceğim ben ama. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mustafa, Fatma ilk seni aldattığında ne konuştun sen? Yani nasıl öğrendin onu aldatıldığını? Fatma'nın seni aldattığını nasıl öğrendin? Yakaladım. Yakaladım. Yakaladın. Evet. Telefon, telefonu koridor var. Evinizin. Evet. Yani oraya koymuş telefonu. Evet. Kendisi lavaboya girmiş. Evet. Ben de kahveden geldim. Baktım dıt dedi. Telefonu yakaladı. Baktım Gülşen Karabulut diye yazıyor. Evet. Buna dedim bu kim dedim. Evet. Kız arkadaşım dedi. Kız arkadaşım. Ha, Gülşen diye kaydetmiş. Aynen. Evet. Ona şeylerine bir girdim. Valla işte gerisine demeye gerek yok gay. Kız arkadaşım mı dedi? Yani sen görüştüğün bir erkeği, Gökhan müdahale et kardeşim. Görüştüğün bir erkeği Gülşen diye mi kaydettin? Aynen. Neden? Öyle. Gizliyorsun. Ne zaman oldu bu erkekle ne zaman görüşmeye başladı? Gülşen şey kadını sen kadını sadece tamam diye yazıyordu başka bir şey yoktu. Yani girdim. Fotoğrafı falan gönderdim size ben. Ben onlara inanmıyorum. Gelin yazıştığı oradaki şeylerdir. Bak Fatmacığım senin kiminle karı koca arası kimin aldattığını ben onunla ilgilenmiyorum. Ya, şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Yani çocuğu ayrı şey ayrı. Senesi belli değil mi? Çocuğu aldatıyor. Çocuğu ortalıklarda yok, ben çocuğa ilgisi yok. Çocuğu ortalarda. Çocuğa hiç ilgisi yok. Çocuğu ortalarda yani hala daha sevgili şey peşinde, başka bir şey peşinde değil. Peki sen neden aldatıldığını mı araştırmaya çalışıyorsun? Yoksa beni ilgilendirmez. Oradaki kelimeler beni ilgilendiriyor. Yoksa çocuğuna bir şey yapmış olabileceğini mi düşünüyorsun? Oradaki, aynen öyle. Ben oradaki kelimelere şey yapmak istiyorum. Oradaki bebeğin büyüyor kelimeleri. Bebek ne? Ben öyle bir şey yazmadım ben. Kendi yazdığı şeyler. Onu getireceğim ekranlara da. Yani sen bu kadar çok aldatıldığını öğrendikten sonra. Aldatıldığı değil. Ben oradaki kelimeler, bazı kelimeler de var. Bak onu ekranlara getireceğim Mustafa. Ben başka bir şey soruyorum. Sana diyorum ki sen Fatma'nın seni aldattığını öğrendikten sonra susuyorsun bir dönem. Tamam. Niye sustun? Üç tane çocuğun için mi sustun? Evet aynen öyle. Ha? Aynen göz öyle. Göz yumdun yani. Göz yumdum. Ya burada çünkü bak niye çocuklarımın için katlandım. Her şeye çocuklarım için katlandım. Öyle mi oldu? Yok aynen ya, bu kelime şey oldu. Yok. Çocuklarım rezil şey etmeyen diye. Dursun çocukların başında dursun. Ayrı adam ayrı odada yatıp kalkıyorduk. Ayrı odada ya. Karı koca ilişkiniz yoktu yani. Yoktu. Bak 2017'den beri eli elime değmedi. 2017'den beri. 2017'den beri elime elime öyle değmedi. Öyle mi Fatma? Yok, var, yalan. Yalan mı? Bana yalan istediği kadar yalan desin. Sıkıntı yok. Zaten, 2 ay oldu, 2 aydır bu benim sevgililerimi size bulamadınız mı? O 2017'den başlamadınız mı? 99'dan beri bakıyordunuz benim telefonumu. Ya 2017 yılını bir akrabalarından bahsediyor. Hayır. Ben de şunu soruyorum, ya bu sevgileri şu yüzden soruyoruz. Ne uçağıyla mı, şeyle, kuşla mı haberleşmişim, telefonla haberleşmişim, telefonumda çıkmaz mı? 2017'de çıkmaz mı telefonumla? Demek o mesajlardan mı ben yazdım, ben mi tuzak kurdum ona? Bu arada sen, Mustafa şunu söylüyor Fatma'yız, boşanacaktık ama Mustafa vazgeçirdi diyor. Siz boşandı. Aynen. Ha? Aynen. Ben vazgeçirtmedim. Oğlum Yasin Erdem dedi ki, oğlum baba dedi, bak şimdi biz kimsenin yüzüne nasıl bakacağız dedi. Dedi siz bir yerde, biz bir yerde dedi. Zaten dedi rencide olduk olduğumuz kadar dedi. Evet. Yani rencide olduğumuz kelimesini zaten boyuna evde kalkıyordu şey dirlik olmadığı için. Ben bir yanda yiyordum, o bir yanda yiyordu şu bu. Ha yemekleri de ayrı yiyordunuz. Ayrı yiyordum. Ayrı mı yiyordunuz? Yalan edemem yalan. Valla istersen şu kadar sorabilirsin, sıkıntı yok yani. Bu kadar farklı sıkıntı şey yok. Ben her şeyimi açıyorum. Ben gerçi buradan yalan konuşuyorum. Hala da yalan. Başka bir şey yok. Yalan. Yalandan başka hiçbir şey yok. Yalan. Aynı sofraya oturuyor muydun sen? Aynen. Yani öyle bir şey de yoktu zaten. Sadece iftirayla, başka yalanla buraya çıkıyor. Başka hiçbir şeyle değil. Tanım valla burada kim yalan, kim iftira atıyor. Aynen. Çıkacak, sıkıntı yok. Çıksın, keşke ben çıksın. Ben sabırla bekliyorum burada. Sen sabırla bekle. Ne bekliyorum ben sabırla? Didem Hanım. Evet. Ben başından beri, buraya geldiğim günden beri söylüyorum. Ben çocuğumun yaşadığından. Niye anlamıyorlar ya? Neyi anlamıyorlar ya Gökhan? Özür dilerim, başka bir şey sinirlendim de. Buyur söyle Mustafa. Ben buraya geldiğimden beri çocuğumun yaşadığına, yaşadığından dolayı inanıyorum dedim. Hala inanıyorsun. Hala inanıyorum. Neden? Bu geçen gün de aynısı söyledi, sağa sola da aynısı söylemiş. Çocuk hak ettiği yer dedi. Bu çocuk mezarda mı başka bir yerde mi? Mezarda mı başka bir yerde mi? Bilmiyorum, ben bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Şimdi, kendi bilir, ben bir şey bilmiyorum.
Şimdi biz birkaç bir ay önce galiba. Birkaç ay önce senle bir ay önce buraya gelmeden önce senle yaptığımız bir röportajda Fatma seni aldatmış, gitmiş. Ondan sonra evi terk etmiş ve senin hakkında çocuğumun ölümünden babası sorumlu olabilir, şüpheleniyorum demiş, senden bahsetmiş. Fakat sen bak nasıl, ne yapıyorsun? Bir ekranlara gelsin lütfen. Siz gitti. Kulağını şimdi koyun bu gibiydi diyorsun. Aynen. Bu kadın da lan korkacak tip mi ama bakın bakalım bir. Bu saatten sonra korkma. Şimdi geldiğimde bir videonun üzerinde çarşabeleri, fotoğrafları koyduğumuz bir alan vardı. Orada bir fotoğraf duruyordu ancak kızınıza ve eşinize ait olan fotoğrafları kaldırmıştınız. Kaldırdım. Eşinize sinirlisiniz. Sinirliyim. Kızınıza da sinirli olduğunuz için fotoğrafını kaldırdığınızı söylediniz. Kaldırdığımın sebebi şu. Şu bir hafta yarışa da duvarda Aslı'ydı. Annesinin fotoğrafı da. Benim bir annesiyle beraber fotoğrafım vardı. Evet. Ve devamlı gözüm onu gördüğü için çocuğa dedim kaldır oğlum bunları dedim ben. Bir hafta önce mi kaldırdın? Bir hafta öncesi yani. Kaldır bunların ikisini buradan dedim. Allah iki yakasını bir yere getirmesin onu. Ona bir tek şunu soruyorum ben. Benden ki bulamadığını başka erkek kadar kimden buldun? Niye aldattın beni? Niye başkalarıyla kaçtın? Orada çocuğum var, üç tane çocuğum var, gelecek yerim yok dedin. Üç tane çocuğu niye kodun gettin şimdi? Kızınız yani bugün geldi, özür dilerim babacığım da sevgilinizi. Affetmem. Beni bu durumlara düşürdü. Annesini de affetmem, kendisini de affetmem. Benim bu saatten sonra kızım da yok, eşim de yok. Hele Fatma diye bir eşim de yok. Benim şu anda üç çocuğum var. Birisi askerde. Ben şu anda çocukların önüne yemek pişiremiyorum. Gördünüz yani kendiniz. Çocukların önüne yemek pişiremiyorum. Üç tane çocuğum var diye, çocuklarıma katlandım diye, sabrettim diyor. Niye koydun gettin üç tane çocuğu? 14 yaşındaki çocuğu niye koydun gettin? Annesine, anneye muhtaç çocuğu niye koydun gettin? Size soruyorum ben. Çocuklar ablalarını soruyorlar mı? Soruyorlar, annesine soruyorlar, ablasını soruyorlar. Kızım Allah rızası için çık gel. Bu annen bizim etimizi acıttı. Sevdiklerim çıkıp gelmiş, örülmüş yüreğime. Sevdiklerim kopup gitmiş yüreğimden sessizce. Gitmeden gitmelerim, duyulmayan çığlıklarım, acılarım, özlemlerim, pişmanlıklarım. Çökelmiş yüreğime, çökelmiş yüreğime. Gitmeden gitmelerim, duyulmayan çığlıklarım, acılarım, özlemlerim, pişmanlıklarım. Çıkıp gelmiş, örülmüş yüreğime, sevdiklerim. Mustafa çok duygusalsın. Gitmiş, orada da ağlıyorsun. Aslında o zaman da aldatılmışsın yani kardeşim. Ya ben size ne söylüyorum ben buraya geldiğim geldi. Benim nasıl bir karakterde insan olduğumu az buçuk öğrenmişsinizdir burada bak. Tamam mı? Yalancı karakter. Ya yalancıyım veya böyle bir şeyim. Burada nasıl kimi onun da nasıl bir insan olduğunu öğrendiniz ben de. Tamam mı? Ben burada gelmeden önce tavuk kesemeyen bir adamdım. Ben buraya geldim vahşi bir adam oldum ben burada bak. Öyle mi? Bak ben burada sağ vahşi kesemez bir adam oldum bak. Tamam mı? Allah evet Allah. Köyde de haksızlığa dayanamardım. Karşımda kim gelirse gelsin kendimi savunurdum. Müdahale ederdim. Kavga ise kavga, müdahale yapardım. Ben burada vahşi bir adam oldum. Sinir asabi bir adam oldum ben burada. Kızın da yok, annem de. Pardon, kızın da yok, karım da yok diyorsun. Hala aynı fikirde misin? Evet, aynı fikirdeyim. Kızın içinde mi? Bu kadar mı? Kızını sildin mi kızını? Kaçtığı için bu harekete konuştum. Şükürü. Aynen. Ben inkar etmiyorum. Ben konuştum, her zaman arkasındayım. Ama kaçtı yalan diyor değil. Kaçtı diyor. Yok deme, en son götüren kendisi. Kaçtıysa kendisi. Bu kendisi kaçtı. O gün Zabala bana eşyalarını almış, kaçmış dedi. Ben de bu yalana uydum yani. Yani çocukların da konuşması, yani demek ki bunlar beni istemiyor. Anasıyla kızı birleşmiş dedim ben. Tamam beni silmişler dedim. Ben bu yoldan devam ettim. Yazışmaları da gördüm diyorsun, ikna aynen aldım artık. Ya şimdi bu diyor ki geçen gün de burada kelime tanesini söyledi. Hak ettiği yerde. Hak ettiği yer. Sor ona sor ya. Ona ya, sor yani gözünün içine bakarak. Ben soruyorum da ben cevap vermek istemiyorum de ya. Konuşmak istemiyorum de ya. Ağlarını sıkıştır ya yani. Bak ben de soruyorum diyorum ki. Öyle bir şey yok çünkü.
Hak etti ben yani. Ben mi? Sağdım soldum. Ben kendi biraderimi lan. 2005'ten beri küsüm. O da mı yalan konuştu? Ben öyle bir şey demedim. Hak ettiği yerde bilen değil mi? Ev sahibi de mi yalan konuştu? Ev sahibini çıkar bakalım hadi demiş mi? Ev sahibi değil miydi o geçen hak ettiği yerde değil? Kimi de o diyen birisiydi. Sensin, başka kimse diyen yok. Öyle mi? O mu dedi? Mustafa mı dedi hak ettiği yerde? Yok. Yani her şeyi saklıyor dedim ana. Çocuğum nerede? Yani karşılığına inandırdım da, şey ettim de. Yalan, hepsi yalan. Gerçekleri konuş o zaman. Sen konuş. Sen konuş. Gerçekleri konuş işte. Bana de ya, burada de ya. Getirdi, götürdü, getirmedi, yolda bıraktı, şöyle etti. Gelmişim tamam, ben sana. Ben sana hamileymiş dedi demişim öyle mi? Bir başkası konuşmasa tamam. Ben ortada yalnız kaldım diyeceğim. Ama ev sahibi dedi yani şey ettiğini. Meğerem dedi mesela çocuğun gördüğünü görmediğini. Çalışmadı da meydanda. Ama yani şeyden sonra çalışıyor. Çalışmadı 2014, meydanda değil, meydanda değil 2014, mi? 2014-2015'te çalışıyor. 2014'te çocuğun şu yazışmayı, zamanları yok orada. Ya şu yazışmayı bir ekrana getireyim de gerçekten bizim... Bizim olan benim biraderim dedi Mustafa... abi. Ekranlara getireyim arkadaşlar, Fatma'nın biriyle Gülşen diye bir kadın olduğu iddia ediliyor. Bir ekranlara bir gelsin de Fatma bize bu yazışmayı bir açıklasın. Çünkü bu kadar sevgilisinin peşine niye düştün Mustafa? Yani seni aldattı, onu mu öğrenmeye çalışıyorsun? Yoksa şu ben şükürle... Ben yakalanmışsın, ben 2017'de yakalamışım. Ben bunun bazı bir şeylerini çıkarttırmıştım. Acaba bir kızın gittiği yerlerde mi bilmem ne, onları mı çıkarttırmaya çalıştın? Şükür'e ulaşmaya çalışmak için bunları takip ediyor. Bir gelsin şu yazışma sevgili izleyiciler. Bir de bunları çıkartmamın sebebi boşanma davasında delil olsun diye. İzleyelim şunu. Bir izle bak şu ne diyor, çok garip bir yazışma. Buyurun. Tamam, ben izleyeyim. Günaydın sevgilim. Ne yapıyorsun canım aşkım? Uzanıyorum. Kalkamadım da. Sen? Uzan aşkım. Bebeğin büyüyor. Büyüsün. Yerim seni. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Ne yapıyorsun canım aşkım? Uzanıyorum. Kalkamadım da. Sen? Uzan aşkım. Bebeğin büyüyor. Büyüsün. Yerim seni. Şimdi bu yazışmayı, daha doğrusu ben aralarındaki Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi Instagram adresine de koyar mısınız arkadaşlar bu yazışmayı? Ben yazışmadım onu. Sen değil misin bu? Ya bu ne demek? Çözemedik biz. Günaydın aşkım. Gülşen diye biri. Gülşen Karabulut. Soy ismini de söylemeyelim. Söyle söyle. Ama tabii yani o kişinin yani öyle bir insan var evli, mı? O adam da evli, bununla yazışıyor. O adamın karısı da öğrensin, eşi de öğrensin bunları. Sivaslı bu adam, Kayseri'de yaşıyor. Günaydın aşkım, günaydın diyor. İşte ne yapıyorsun diyor. Uzan aşkım, bebeğim büyüyor. O da büyüsün diyor. Sonra öpücükler görüyor. Öyle bir şey konuşmadım. Okuma yazman var mı? Var. Gelip alabilir misin? Vereyim sana. Gel canım, gel sana vereyim. Görüyorum zaten değil mi? Yani bak ama şu yazının tamamını belki yakından bakarsın. Gülşen diye biri şey var. Ya benden sonra yazmıştır değil mi? Çünkü Facebook'um her şeyim onda. Peki sen böyle bir insanla yazıştın mı sevgili? Yazıştım ama kesin o benden sonra yazıştığı şeyler. Ha ya sen böyle bir erkekle yazıştın. Bu erkek mi peki? Bu erkek mi? Erkek. Tamam ama bir erkek. Ama benden sonra yazıştı çünkü her şeyim onda. Yani ben kapattıktan sonra yazıştığı şeyler. Senin telefonundan ben mi yazdım o adama? Sen yazdın. Bu sabah saat 8.55'te. Evet ben 8'de bile yazmadım onunla. 8.55'te sen... Hayır, hiç yazmadım 8'de. Şöyle şu netleştirmek için sor, özür dilerim. Tarihler, ben tarihler istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam tamam, bir dakika. Sen, ben tarihler istiyorum, başka hiçbir şey. Bir izin verirsen, bu Gülşen bir erkek, doğru mu? Erkek. Evli, doğru mu? Evli. Tamam. Nerede yaşıyor? Geldi mi hiç? Gelme, hayır gelmedi. Gelme yok. Sadece mesaj. Kayseri'de mi yaşıyor? Aynen. Kayseri'de yaşıyor. Sen onu Gülşen diye kaydettin, kocan şey yaptı. Ne zamandan beri tanıyorsun bu adamı? Geldi de var mı? Sadece... Tarih önemli. Şeyden bu yana. Antalya'dan bu yana. Önce değil. Ne zaman? Antalya'dan bu yana. Yani Antalya'ya geldiğinden beri. Antalya'ya geldiğinden yani beri. Yani tarihle ben tarihle istiyorum Didem Hanım. Hayır, Isparta'dayken sen bu erkekle hayır, yazıştın yazmadım. Mı? Yani... Tarih yok mu orada Didem Hanım? Tarih bir dakika bakayım ya. Tarihi benim telefonumda var tarihler, sıkıntı yok. Tamam bakarım bir daha tarihlere. Yani sen Didem Hanım bak kızımla hiç ilgisi yok onun. Ya daha önceden ya, tanımıyorsun. Didem Hanım kızımla hiç ilgisi yok. Tarih yok burada. Dolayısıyla bu uzan aşkın bebeğim büyüyor. Büyüsünü Mustafa mı yazdı? Bence o yazdı. Allah Allah, Mustafa sen mi yazdın? Ben yazdım. Ha belki yem atmak için yazmış olabilirsin. Didem Hanım geçen gün demedi mi? Her şeyi elimde, telefonun her şeyi benim elimde demedi mi? Onu söyledim. Ağzıyla söyledi. Takip ediyorum. Hesapları değiştirdin. Şifrelerini değiştirdin. Tamam. Şimdi ben giremiyorum. Şimdi değiştirdim. Ah güzel şimdi tamam işte. Giremiyor mu? Şimdi giremiyorum. Çok üzüldüm. Şimdi giremiyorum.
Bir de var mı? Her hesaplarımın hepsi geldiğinde. Şimdi çok, çok önemli. Arkadaşlarım bir yandan onu söylüyorlar. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Şimdi söyleyemiyorum detayları. Birazdan siz öğreneceksiniz. İzleyiciler de ne olduğunu öğrenecekler. Ben sevgililerimle kızımın hiçbir ilgisi yok. Hı. Ben sadece kızımın işini buradayım. Benim sevgililerimle alakası yok çocuğumun şeyi. Şunu söylüyor. Yani baştan beri sevgilimi konuşuyorsunuz. Başka hiçbir şey konuşmuyorum burada. Senin Mustafa'yı neden aldattığını biz ilgilenmiyoruz. Aynen. Onu, bak şuradan... Ama annekiyle bir ilgisi yok benim. Onun tezi şu, diyor ki sen diyorsun ki çocuğumu gece aldı, hamile mi diye götürdü, geri getirmedi. Hı. O da diyor ki ben öldürmedim, ben bir şey yapmadım diyor. O ancak diyor sevgilisiyle... Tamam 2010'da, ondaysa kabul edeceğim. 2010'da mı? Ben de 2011'de, şunu soruyorum işte. 2013'te, 2014'te mi? Sordum, ne zamandan beri tanıyorsun diyor. Soruyorum sana, sen de yanıt ver işte. 2000 yani 22'den beri bu yana, 23'den beri işte bu yana. Sen eşini 2014 kızın kaybolduğu sıralarda hiç, da aldatıyor muydun? Hiçbir şey mi oldu? Aldatıyor muydun? Hayır. Kimseyle ilişkin var keşke mıydı? Keşke aldataydım ve kaybola gideydim. Keşke diyorum Didem'im. Keşke diyorum. Kimse yok. Ya ben kızımla sevgililer de yok. Alabilirsiniz yazışmayı arkadaşlar ekrandan. Tamam. Instagram'da var zaten, sevgililer oradan görürler. Ya benim sevgililerimle bu çocuğu ortadan kaldırdığım yalanından vazgeçiyor Mustafa. Niye onunla ilgileniyor diyor. Duyuyor musun karını? Sadece yediremiyor kendine. Şimdi aldattığım için yediremiyor kendine. Başka hiçbir şey değil diye var. Çocuğun arkadaşı yok. Derdi şükür değil yani. Beni aldattın da ben de bulamadığını öbür erkek kadar ne buldun? Başka bir şey değil. Anca bu diye var. Bu nedir ya? Bu soru ilginç bir soru. Bunu kızın kayıp olduğunda bayağı da öldürdüğünü... ...yaptın. Kaçırdın diyor. Kaçırdıysa 10 yıl ortaya çıkarsan ulaşır ya Mustafa ya. Valla bilmiyorum işte, bir şekilde de hak ettiği yerde, neredeyse hak ettiği yer. Hak ettiği yerde mi? Bilmem işte, onu açıklayacak onu. Sana sormalı, hak ettiği yerde mi? Hak ettiği, nerede hak ettiyse onu. Benim çocuğum hiçbir şey hak etmedi. Sen hak ettin her şeyi esasında. Ben de öldür la. Her şeyi hak ediyorsun esasında. Çocuğunla yapacağın her şeyi de hak ediyorsun. Çocuğundan kurtulmaya çalışacaksın, benden kurtulmaya çalışırlar madem. Ben çocuğumla kurtulmaya çalışmıştım. Beni vur lan. Şey bunu geçen gün de söyledim. O tekte 10 yıl önce kaybı derdim seni. Çocuğumla değil, seni yapardım. Veya biner giderdim. Niye binip gitmedin? Biner giderdim. Ben çocuğuma bir kötülük bir şey yaptığımda niye 10 sene sustun? İdem Hanım, eğer çocuğumun kanına bile girmezdim. Sevgilim olsaydı soruyu biner duydun giderdim. Soruyu duydun mu? Diyor ki ben İdem diyor. İdem Hanım, sevgilim olsaydı biner giderdim. Sevgili değil. Sevgili değil ya. Bak, benim çocuğuma bir kötülük yaptığımı düşünüyordun da, şüpheleniyordun da. Neden kaldın diyor. Niye sessiz kaldın? Niye yanımdaydın diyor. Kandırdığı için. Yani kaçtığına inandırdığı için. Bilim. Yani diyor ya kaçtı kaçırdı. Ben onun için durdum. Onun için şey yaptım diyor. Ben burada, onu diyorum. Burada sen ağzını yani söyledin. Öyle kandırdı beni. Telefonu 18-2016'ydım. Madrojanda kaçmıştı. Kendin söyledin burada. Aynen. Onlardan şüphelendim dedin. Ben ya, mi dedim onlardan madrojanda? Şükür kaybolduktan sonra aranızdaki karı koca ilişkisi de bitmiş. Ben Fatma çok önemli bir şey soruyorum. Konuşacaksa ben gideceğim. Bak bir şey soracağım. Gidemem ben. Ya soru. Gideceğim. Bak sevgililerle başka hiçbir şey yapmışım. Tamam sormayacağız. Tamam da sen bana şunu söyler misin? Çocuğun kaybolduktan sonra sen Mustafa ile ayrı yataklarda mı yatmaya başladın? Hayır. Öyle bir şey yok. Ya billahi yattık. Sorabilirsiniz. Bunu da telefonunu alın elinden. Çocuklarıma sorun. Ben de telefonu yapacağım. Ben telefonu durdum. Telefon yok ki bende. Olur mu sende telefon? Dikkatli konuşun, çok rica ediyorum ya. Fatma. Ben bir tane sevgili yaptım da hayatımı arkama yanında vuruyor. Ben de buldum. Sen bir 70 tane yapacaksın ya, bir tane bul. Ben de buldum. Çocuğumu... Çocukların yanında böyle kavga ediyor muydunuz? Haydi tamam. Hiç ettiniz mi? Estek de yani yanımda bulamıyor. Çocuklarla kavga edecek zamanımız yoktu ki. Bir şey söyleyeceğim. Şükür'ün kaybıyla ilgili çocuklar farklı farklı şeyler söylüyorlar. Çünkü aynı şeyle, yalancılığıyla şeyle. Böyle değil mi? Başka hiçbir şey yok. Çocukların aklı ermiyor ki. Sadece büyük şeyin aklı eriyor, ötekinin aklı ermiyor. Küçük şey zaten bunun doldurmasını konuştu. Başka hiçbir şey konuşmadı. Küçük şey hiç aklı ermiyor. 4 ondan mı hakkı sütünü haram ettin? Hiç başka hiçbir şey konuşmadı. Sadece bunun yalancılığını ortaya şeye attı. Ötekini döndürdün kendin, onu döndüremedin, sürdüğünü haram ettin. Bir şey söyleyeyim, ikiniz de çocukların kafasını karıştırmışsınız. Çocuklar ne diyeceğini bilmiyor. Ben hiçbir şeye karşı bana. Bir ekranlara gelsin lütfen, üçünün de söyledikleri. Buyurun. Ne bayağı plan yapmışsınız. Yapmıştık tabii. O 10 senenin hesabını veremeyeceğimiz için. Fatma ve Mustafa, Şükür Türkan'ın kaybıyla ilgili...
çocuklarını yönlendirdi mi? Kaç sene saklamışız. Ben ne deyip de jandarmaya gideyim? Akıl verdiği için. Çok akıl verdi ya. Şöyle yaparız, böyle yaparız şu zaman. Nasıl akıllar verdi Mustafa yani, sana? Yani o zaman demeyecektik. Sonra diyecektik yani aynı 3,5 senedir gibi kayıp diye iyi şey verecektik. Ha, bunu başından beri bunu planladınız mı? Herkes sorarsa 3,5 yıldır anne şey konuşuyoruz gibi. Aynen. Bir hava yaratırız şeklinde yalanlara öyle, devam ettiniz. Öyle kararlaştırmıştık. Tahsin anlattıklarıyla babasını böyle yalanladı. Ya, ablanız Şükür Türkan kaybolduktan sonra annenizle hiçbir telefon konuşmasına şahit oldun mu? Yok, hiç olmadı. Annem hiç konuşmadı onunla. Numarası yok ki, nasıl konuşsun? Peki kardeşleriniz böyle bir konuşmaya şahit olmuş mudur? Yok. Onlar sanmıyor, onlar hep babamın şeylerini konuşuyorlar, yalanını konuşuyorlar. Babam anlatıyor onlara, öyle söyleyin diye, öyle diyor onlar. Babanızın doğru söylemediğini düşünüyorsun. Evet. Siz taşınmadan önce babanız Isparta'da çalışıyor muydu? Hiç çalışmadı daha bu sonrada. Bugüne daha hiç çalışmadı. Ablam hamile gibi değildi. Ablanız hastaneye gitmeden önce eşya taşınırken o da size yardım etti. Yardım etti. Akşam gitti işte, eşya yükledik, bazı eşyaları hepsini yüklemedik. Ertesi gün yükledik işte, ablam yok ya eşyaları. Bir kilo alma gibi bir şey. Bilmiyorum, ben bundan yok, kilosuzdu. Zayıf tabii. Yasin'den ablasının kaybıyla ilgili çelişkili sözler. Ablam işte evdeydi, evden yok olmuş bir anda. Biz işledik, şey okuldadık. Okuldan gelince ablam ne aradık? Ablam bilmiyoruz dedik. Kaçtı falan dedi. Kim dedi? Anne. Biz sorduk ne aradık? Bilmiyorum ben dedi. Ondan sonra biz babamı aradık zaten ben. Hı. Bu ablam yok dedim. Ondan sonra babam geldi, sonra onlarla konuştular. Babanız neredeydi? Dağdaydı. Tamam. Kayvan gidiyordu. Annenizin ablanızla konuştuğunu biliyormuşsunuz siz. Nasıl öğrendiniz bunu? Ne konuşuyorlar? Okuldan geldiğimizde konuşuyordu. Kimle konuşuyor? Ablamla konuşuyorum diyordu. Hayır diyordu. Kapadı, telefonu direkt kapadı zaten biz geldiğimizde. Sesi geliyordu. Biz buradan şuradan girerken sesi geliyordu ablamın. Ablamla konuştuğunu biliyorduk. Kızım falan diyordu. Bu kaybından ne kadar süre sonra oluyordu? 3,5 yıl önce oluyordu. Evlendi dediler. Biz de öyle dedik. Biz aynısını biz de diyorduk hani, sorunca evlendi falan diyorduk biz de. En küçük kardeş Oğuzhan annesine hedef gösterdi. Babamız vardı diye eşya yüklemeye geldiler. Babam geldi yattılar. Ablam herhalde akşam çıkmış gitmiş. Biz çocukluğumuzdan beri öyle biliyoruz yani. Kim anlattı? Ya annem anlatmıştır. Annem mi attı? Babam mı anlattı? Hatırlamıyorum onu. Annem, ablamla 3,5 yıldır konuşuyor. Yani yakaladık yani biz. Nasıl yakaladın? Yani biz okuldan geliyorduk. Annem şurada oturuyordu. Onunla konuşuyordu yani, kızımdır, mızımdır diyerek. Sence senin ablan yaşıyor mu? Ben bilmiyorum ama babam yaşıyor dediklerine göre yaşıyor herhalde. Annem biliyor. Yaşanı yani konuşuyor. Telefonla konuştuğuna göre yaşıyordur. Annem nerede olduğunu biliyor. Oğuzhan'dan ablasına duygusal çağrı. Gelsin. Şu zamandan sonra bazen bari görelim. Gelsin ablalık yapsın. Çocuklar değil de, diğer çocuklar değil de, özellikle Oğuzhan'ı gördüğünde bir tuhaf oluyorsun. Oğuzhan'ın ayrı mı? Daha mı farklı senin için Oğuzhan? Yani ötekinden iyi göremediğim için. Ha, Oğuzhan'la annelik yapabildin. Yapabildiğini düşünüyorsun o yüzden. Bakışın değişiyor Oğuzhan konuşunca çünkü. Ufak ötekinden büyük. Bir Oğuzhan'dan özür diler misin? Hakkımı helal etmiyorum demişsin. Çocuktan bir özür diler. Yok dedim çünkü ya sadece ağzımda, içimden değil. Biliyorum, bir anne böyle demez zaten içinden, evet. Sinirle çıkan bir şey kelime. Bir konuşur musun, seslenir misin Oğuzhan'a? Seni dinliyordur, o görüyordur. Özür diliyorum ama sizi bu dünyaya getirdiğim için. Bir pislikten olduğunuz için özür dilerim. Çocuklar kendisine öğretileni mi söylüyor diyorsun? Aynen. Yani 4 yaşında, 3 yaşında. Benden geldikten sonra doldu olduğu şeyler. Ama Oğuzhan eğer babayı bu kadar dinliyorsa babaya daha düşkün o zaman. Ya da sana kızgın oğlun. Bana kızgın olduğu için bir devam. Yani şeyden değil, bana kızgın olduğu. Çocuklar aslında sizin kararlaştırdığınız bir yalanı söylemeye devam ettirmeye çalışmışlar da çok becerememişler. Mevzu da şu, siz işte 3,5 yıldır kayıp olduğunu söylemeye karar vermişsiniz birlikte. Doğru mu? Aynen.
Ya onlar bilmiyor dedi bana. Sadece bu geldikten sonraki öğrettiği şeyler. Yani sana öğrettiğini çocuklara da mı öğretti Mustafa? Aynen. Yani onlar bilmiyordu konuştuğumuz. Sana empoze ettiklerini çocuğa da empoze ediyor. Aynen. Neden bu bunları yapıyor Mustafa peki o zaman? Ya, şeye çıkmayacağını zannediyor. Gerçekler çıkmayacağını zannediyor dedi tamam. Sadece yalanlara sığınıyor. Sen gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor musun Mustafa? Demek ki istemiyorum. Çocukları yönlendiriyorum o zaman demek. Hiçbir zaman kimseye. Elçin Raziye canlı yayında olacak şimdi. Birazdan da çok önemli gelişmeyi de izleyiciler de siz de öğreneceksiniz. Ne olacak çok merak ediyorum gerçekten. Olsun tamam, her şey hazır ama. Şimdi her şey hazır mısın? Hazır. Her şey hazır mısın? Hazır. Bugüne kadar bize söylemediğin şey var mı? Yok. Her şeyi anlattığına inanıyor musun? Ben kızımla olan her şeyi anlattığıma inanıyorum. 10 yıl boyunca sakladığın bir sırrın var mı? Yok hiçbir şey yok. Sana kızına bu kötülüğü kim yaptı? Ömrüza. Ben bu saatten sonra da bilsem de zaten konuşacağım. Eğer bilsem hiç susmayacağım. Hak ettiği yerde dediğin Elçin, Raziye canlı yayında Ali'nin eşi. Sen gittiğinde 2 yıl boyunca ona bakmış. Raziye'yi bir görebilir miyim arkadaşlar? Raziye? Merhabalar Raziyeciğim. Duyuyor musun beni? Duymuyor galiba. Duyuyor musun Raziyeciğim? Merhabalar. Merhabalar canlı yayınız. Merhabalar. Evet. Bir şey rica edeceğim evet. Raziyeciğim. Merhabalar. Lütfen tedirgin merhabalar. Olma. Sen benim misafirimsin. Evet. Ve lütfen şükür için. Evet. Lütfen bildiğin her şeyi ama her evet. şeyi. Açık ve net bir şekilde anlatır evet. mısın Raziyeciğim? Evet. Çok rica ediyorum. Çok önemli senin anlatacakların. Evet. Tamam canım. Mikrofonu aşağı tutan... Evet. Arkadaşlar siz müdahale etmeyin. Ben Raziye'ye buradan müdahale edeyim. Raziyeciğim mikrofonu biraz yukarı kadar yaklaştır ama ağzın kapanmasın. Ağzını kapatma. Mikrofonu biraz daha... Heh, böyle süper, harikasın. Sesini iyi tamam. duymak istiyoruz. Çünkü çok tamam. önemli bir tanıksın sen de aynı zamanda. Bana şunu, evet, bunu söyler misin? Şükür'e sen bakmışsın bir ara, doğru mu? Evet, annesi... evden kavgalı çıkmıştı. Bakmak zorunda kaldım tabii ki. Bir yerdeydik o zaman kayınlarla. Bir yerde olduğumuz için ona da kıyamadım. İlgilendim evlatlarımla. Kaç yıl baktın sen peki Şükür'e? 2000 kadar. 2001'de zaten ben bu yanına geldim. 2 yıl kadar mı baktın? Öyle biliyorum ben. Arkadaşlar müdahale ya, etmesin kameraman arkadaşım. Ben bunu müdahale ediyorum. Fazla bakmadım ya. Ha, fazla bakmadın. Eltin'le görüşür bir müsün? Sene, bir sene kadar baktım yani. 9-10 ay baktım yani. Eltin'le görüşür müsün? Evet, Fatma nasıl bir anneydi? Fatma nasıl bir anneydi? Annenin geldiği kadar annelik yaptı o. Mikrofonu biraz aşağı indir canım. Mikrofonu aşağı indir. Mikrofon elindekini. Heh, böyle evet. güzel. Yukarı kaldırma. Evet. Yüzünü de görelim. Peki evet. Şükür'ü en son ne zaman gördün kaybolmadan? Evet. Yani 14 Şubat'ta Şükür kaybolmuş. Sonra Isparta'ya gelmişler Mustafa'yla Fatma, kaynınla evet. Elçin. Sen Şükür'ü en son ne zaman gördün? Hı. En son ben Şükür'ü 2013'te Haziran ayında, Haziran'ın 9'u gibi annemin cenazesi vardı. O zaman gitmiştim, bir gün kalmıştım kayınamın evinde. Fatma'yla birlikte Şükür oraya geldi, ben orada gördüydüm en son. 2013 Haziran'da geldi diyorsun. Zaten Eylül-Ekim'de de çocuğun hamile kaldığı evet. iddiası var. 14 Şubat'ta da kayboluyor. Peki o gün Şükür'le evet. ilgili dikkatini çeken bir şey var mıydı? Konuştun mu Şükür'le? Şükür ne yapsın? Saf kalpliydi. Çocuk fazla konuşkan değildi. Fatma'yla birlikte bir iki kelime ettik. Nasılsın ne çekeceksin? Fazla durmadılar. Gittiler onunla. Anne kızın arası nasıldı Raziye Hanımcığım? Anne kızın arası nasıldı? Anne elinden geldiği kadar ne kadar bakabilecek köy yerine fazla ilgilenemezdi tabii kadın. Mallarla bakıyordu. Mallarla hem çocuklarla ilgilenmesi güç köy yerinde.
Peki sonrasında Isparta'ya geliyorlar. Çocuk o gün yani 14 Şubat'ta işte kamyonu yüklüyorlar. Mustafa'nın orada olduğunu söylüyor kaynının. Ertesi sabahta çocuğun kaybolduğunu öğreniyorlar. Birine kaçtığını söylüyor Mustafa Fatma'ya. Fatma da Mustafa'ya diyor. İkisi de farklı şeyler söylüyor. Sonra apar topar Isparta'ya geliyorlar. Isparta'ya geldikten sonra sen Fatma ile görüştün mü hiç? Bir öyle misafirle gittim, nasıl filan diye yani evlerin durumunu öğrenmek için gittim, evlerinde şey yoktu. Hı. İlk gittiğimde. Mustafa orada mıydı? Bir çay içtim, Mustafa bir çay pişirdi, sağ olsun. Ha, Mustafa yoktu o anda. Tamam. Bir çay içtim, döndük eşimle. Peki şükürlerde diye sormadınız mı? Evde fazla eşya olmayınca üzüldüm tabii. Döşendisi olmayınca. Şu bir tane en büyük kızları evde yok. Çocuğu konuşmadınız mı? Nerede Şükür, ne yapıyor, niye burada evde yok diye konuşmadınız mı Raziye Hanımcığım? Konuştum, sordum, merak ettim tabii. Ama çocuklar da yoktu. Ben Şükür'ü soruyorum bak. Şu anda olanlar da yoktu. Ha yani diğer Şükür de yoktu, diğer çocuklar da yoktu. Mikrofon aşağı indir canım. Mikrofon aşağı indir. Evet, onlar da yoktu. Peki, Şükür'ün nerede olduğunu söylediler. Yani o sırada Fatma sana Şükür'le ilgili ne anlattı? Şükür devamlı evlendiklerini söylediler. Buraya geldik, işte geldiğimiz anda biz bir şeyle eğlence yaptık, yolladık dediler. Peki ama sonrasında bu arada hak ettiği yerde, Şükür hak ettiği yerde diye bir cümle kurdu mu? Kocan öyle söyledi çünkü. Evet, hak etti dedi, evlendirdik. Lan yaşı küçük dedim, neden öyle bir şey yaptınız dedim. Hak etti dedi, biz evlendirdik dedi. Hak ettiği yerde demek başka bir şey. İşte hak etti, evlendi gitti demek başka bir şey. Evet. Tam hangi cümleyi kurdu? Raziyeciğim hangi cümleyi kurdu canım? Korkma ya, sen kimden korkuyorsun? Mustafa'dan mı korkuyorsun? Hak ettiği yere yolladık, hak etti. Ha. Yok, ben olduğu gibi söylüyorum. Kimseden korkum yok, Allah'tan başka. Hak ettiği yere gönderdik mi dedi? Evet, hak etti yolladık dedi. Ben yaşı küçük dedim, neden böyle bir şey yaptınız dedim. Hem bizi neden çağırmadınız dedim. Aha. Dedi, 3-5 kişi dedi, kendi aramızda bir eğlence yaptık, yolladık dedi. Fatma hak ettiği yerde demişsin. Yok değil mi, onu hatırlamıyorum. Hı? Hatırlamıyorum, öyle bir şey dedim hiç. Dün söylemediğini söyledin, şimdi hatırlamadığını söylüyorsun. Yok değil mi, söyledim de zannetmiyorum. O anlamda söylediğimi zannetmiyorum. Yani başına iyi ki bir şey geldi anlamında söylemedin yani. Hayır. Peki bunu sana anlattığında, kızından bahsettiğinde, Şükür'den bahsettiğinde sevgili Raziyeciğim ağlıyor muydu, nasıldı? Yok, ağlama durumuna hiç şahit olmadım. Hamile olduğunu söyledi mi? Ya bana söylemedi öyle bir şey. Peki sonrasında siz hamile olduğunu duydunuz mu çocuğun? Kimseden, birilerinden? Yok, biz ekranda duyduk. Ekranda duyduk biz. Eltin'le aran nasıl? Sever misin Eltin'i? Eltin'i severim. Ben de gelip gitmezler yani, bizim eve hiç gelmezler daha. Hiç evinize gelmediler. Hayır. Köydeki evinize gelmediler Hayır. mi? Hayır. Isparta'daki eve bir durum geldi. Aynen. O zaman çok da birbirinizle akrabalık ilişkileriniz yok. Yok. Ya bundan dolayı yoğdu dedi ben. Mustafa'dan dolayı mı? Mustafa'dan Aynen. mı korkuyorlardı? Mustafa'dan dolayı yoğdu. Mustafa izin vermiyor muydun yengenin size gelmesine? Ya olaylardan dolayı, kavgadan, dövüşten dolayı, kayınla gelin şeyinden dolayı. Gizli gidiyor da o evimize, Razi evimize gelemez. Evimizdeki durumu bilmiyor anlamında söylüyor. Demin de yengem demedi mi? Mustafa yoğdu, geldik eşimle çay içtik demedi mi? Isparta'ya. Isparta'yı diyor. Tamam. Isparta'yı söylüyor. Tamam, yani ben köyden bahsediyor Fatma. Köyde bunlar Isparta'da, ben köydeyim. Ne olacak Isparta'da? Bir saat akraba kardeşim. Ben zaten dağda taştırdım. Evime geldiler de gelmedin mi? Gelmen mi dedim? Yani eve gelseydi gel derdim diyor Raziyeciğim. Yengem gelseydi ben niye ona gelmediyim ki? Yani daha doğrusu hiç akrabalık ilişkisi. Benim yengemle bir sorunum yoktu ki. Tamam söylesin bakayım Raziye. Benim yengemle bir sorunum yoktu ki. Benim bizim oranla kardeş arasında bu olan bir sorunumuz yok. Sorunumuz yok ama güler yüz olmadığı için. Güler yüzlü mü? Ne dedi? Ne dedin Raziye Hanımcığım? İlgimiz yoktu. Bir şey ilgilenmiyorduk. Güler yüz olmadığı için, sıcaklık olmadığı için aramızda gidip gelmiyorduk. Aynen doğru söylüyor.
Peki sonrasında senin kızların, senin çocukların yani kuzenlerini merak etmişler, araştırmışlar. Yani şüphelenmişler daha doğrusu Fatma'dan bir de Mustafa'dan. Sen Eltin'den, kaynından şüphelendin mi İşrazi'ye? Bu çocuk nerede, ne olabilir, nereye gitmiş olabilir, niye hiç gelmiyor, gitmiyor? Hiç şüphelendin mi? Emin ol, hiç şüphelenmedim. Hep yalan ürettiler bunlar 10 sene boyunca. Düzdüler yalanı, yaptılar planı. Ortadan kaldırmışlar. Şimdiye kadar ben bu gerçekleri duymadım. Ortadan kaldırmışlar. Kim yaptı bunu peki? Evet. Ortadan kaldırmışlar. İkisinin arasında, ikisinden başkası kimse bilemez. Sen Şükür'ün hayatta olduğunu düşünüyor musun Raziyeciğim? Düşünmüyorum. O zaman yani anne baba birlikte mi öldürdüler Şükür'ü? Evet. Oo. Yani Fatma da yardım etti diyorsun. Mustafa yaptı, Fatma da yardım mı etti diyorsun? Ya ikisi biri öldürdü, ya ikisi bir yere verdiler. İkisi biliyorlar mutlaka bunları. Bir yere verdilerse şu ana kadar söylerler. Yani Fatma yani kızını öldürmekle suçlanıyor. Mustafa da öyle kızını öldürmekle suçlanıyor. Katil olmakla suçlanıyorlar. Verdiği yeri söyler insan değil mi? Evet. Neden kızlarını öldürsünler evet. Peki? Niye öldürdü? Söylemesi gerekiyor. Niye kızlarını öldürmüş olabilirler sence? Hamilelik gerçekliği varsa el duyacaktı, elin ardından yapabilirler. Ama yani eğer hamile bırakıldıysa birincisi bırakan kişiyi anne ya da baba bilmiyor mu? Anne mutlaka bilmesi lazım. İkisi de bilmiyoruz diyor. Fatma bilmiyor. Bir anne. Yani çocuğunun hamile olduğundan şüphelenmiş, Fatma şüphelenmiş. Arkasından bir ay boyunca susmuş, bir şey söylememiş, Mustafa'ya söylemiş. Arkasından da tam Isparta'ya gelecekleri gün çocuk ortalıklarda yok. Senin kızlarından bir tanesi hamile kalsaydı sen sormaz mıydın? Konuşmaz mıydın Raziye Hanım? Önce ben sorardım. Önce ben sorgulardım. Babasına söylemeden. Duydu mu Fatma? Efendim ben duymadım seni. Duydum. Neden söylemediğini Raziye Hanım'a bir de bize anlatır mısın? Ben de bilmiyorum kendimi. O pişmanlığını yaşıyorum. Evet Fatmacığım, bu sorun senin idi. Üzmek istemiyorum seni ama. Bu sorun senin idi. Mustafa'yı söylemeden önce sen sorguya çekeceydin çocuğu. Tespit edeceydin. Tespit edip hamileliğini ortaya koyup onu babasına öyle teslim edeceydin. Yanıtın yok mu Eltin'e? Doğru söylüyor. Peki sormadıysa bunun bir nedeni olmalı. Evet cevap gelmeye. Bak cevap gelmiyor. Sormadıysa bunun bir nedeni olmalı. Niye sence sormadı Raziye Hanımcığım? İlgilenemediği için. Ama nasıl aynı evdeler ya. Çocuk 15 yaşında. Bir de yani... Aynı evde de kadın... Hı? Suçlusu aldığı için de olabilir. Çünkü dışa işine gidiyor, evde çocuklarla ilgilenemiyor. Ya çocuklar ilgilenmeyebilir de. Bak mikrofonu biraz aşağıda tut, ağzın kapanmasın, sesler daha iyi çıksın. Evet. Şimdi bu sorunun yanıtını bulabilsek olayı da çözeceğiz yani. Bak olayın kilit noktası burası. Zaten ben de yani o soruyu şikayetimi çözebilsem zaten bak olayın kilit noktası burası. Aynen. 15 yaşındaki bir kız çocuğu hamile olduğundan şüpheleniyorsun. Çocuğun biraz da zihinsel engeli olduğunu hafif de olsa babası söylüyor. Sana göre yok ama etraftakiler de saf bir çocuk diyorlar. Sen bu çocuğa böylesine anladım özel de bir çocuk. Bu çocuğa çocuğum sana bu kötülüğü kim yaptı? Nasıl bu kötülüğü yaptılar? Diye çocukla bağırmana çağırmana gerek yok. Konuşup babaya söylemek yerine. Neden yetkililerle gidip konuşmadın? Neden Eltin'den yardım istemedin? Aklımın çalışmadı ama o şeye varamadım. Yani o konduramadığım için üstüne varamadım. Sadece ona diyorum başka bir şey. Ama babaya söylüyorsun, konduruyorsun. Babaya diyorsun ya hamile, götür bunu kontrole götür diyorsun. Netleştirmeye çalışıyorsun. Ne konduramaması, konduruyorsun yani. Ya söyledim de ama o da aynısını yaptı, o da durdu. Mustafa da durdu. Aynen o da durdu. O da sormadı. O da şey etmedi çocuğa. Şimdi Mustafa diyor ki bu anlattıklarının tamamen yalan olduğunu söylüyor.
Her şey yalan. Başka neye sığınacak? İnşallah ona çıkacak. Sığınacak. Her şey ortaya çıkacak. Ona sığınacak. Başka neye sığınacak? Çünkü öyle bir şey... Tamam mı? Tamam. Ben suçluysam çıksın. Heh. Benim sevgililerim bulsunlar, çıkarsınlar. Ben suçluysam aslanlar gibi gider cezamı yatırım. Tamam, aslanlar benim de sevgililerim 2013'te, 2014'te sevgililerim bulsunlar, bırak, ben de o zaman yatırım. Bırak şu sevgili işini, sevgili işini kapat. Ben de yatacağım. Bırakma. Nereye bakıyorsun bırak. Sevgili işini? Sevgili işini bırak. Sevgili işini nereye bırakıyorsun? Sevgilini çıkarıyorsun ortaya. Her şey gerçekler ortada. Öyle mi? Gerçekler ortada, ha. Sıkıntı yok. Ama ben sevgili olsaydım durur muydum orada, gider miydim? Yok, şimdiye kadar sevgili bir adın, sevgilinin adını duymadım senden. Giderdim dedim hanım. Senden de sevgili, o konuda şüphe giderdim. Yapmam şimdiye kadar. Hiç şüphe etmem diyor senden. Mevzu şu. Mevzu sevgili değil de. Ya, bu çocuğu kim hamile bıraktı? Soru bu. Biliyorum. Cevabı yok. Bilmiyorum, ben de onu bilmiyorum. Bu cevap sende yok, sen onu... Biliyor musun? En saklayan kimisi olur. Eğer çocuğumun ne olduğunu, ne gittiğini saklayan oysa, hamile olmadığını söyleyen kimisi odur. Ya, o zaman kimin hamile bıraktığını biliyor mu diyorsun? Yani biliyor. Bir arkadaşı falan mı? Yani hamile olmadığını da söylüyor. Ben neden o zaman hamile diyeyim, hamile olmadığını söylerim. Çocuk sadece kayıp derim. Sen dön, ulan sen kendin 5,5 aya kadar çıkardın ya! Ben çıkarmadım, ben ayı olduğu için çıkardım. Ayı o tarihe varıyor. O zaman, ha, o tarihe varıyor. O tarihe varıyor derken Eylül ayına varıyor. Yani Eylül'den düğünden sonra Şubat'a kadar o tarih oluyor. Yani ne kızına kim zarar verdiyse o tarihlerde vermiştir. Aynen. Önceden kızını taciz ettiyse haberin olmuştur. Yani sen 2,5 ay dedin, 5,5 aya çıktın, sonradan 4,5 aya. Sen de bakalım kaç ay oldu? Ne bileyim ben kaç oldum, ben ne bileyim bileyim hamile oldun çocuğum. Her şeyi bilip durum. Ha? Nereden bileyim ben? Bilinmişse, bilmezsen bilin ya. Ha, gel böyle sen iftiralarla. Mustafa neyi biliyor? Mustafa neyi biliyor? Her şeyi biliyor dedi ama. Benim ne anlattım, ben hepsini biliyor. Bir bileydim ben seni o zaman, böyle konuşturdum ben seni. Hamile olduğunu bileydim ben. Ben böyle çıkacağım bileydik hele. Kim mi? Çık lan çık. Aynen. Allah razı olsun çıktığın için. Öyle mi? Hiç olmazsa bu ki herkes bilir kimin suçlu olduğunu. Aynen. Tamam mı? Aynen. Ben burada... Ama bir... Senden çıksın, senden çıkmasın. Tamam. O... Benim sevgililerden çıksın. Hak ettiği yerdeki kelimesini ben sana çıkarttıracağım onu. Aynen. Tamam. Doğanay, bir bilgi istiyorum senden. Sen neyle ilgili bilgi olduğunu biliyorsun. Doğanay bana bilgiyi versin lütfen arkadaşlar. Bir bana acil bilgi ver Doğanay. Beklediğim bilgi var. Beklediğim bir gelişme var da size paylaşacağım. Haber müdürümden o gelişmeyle ilgili biraz detay istiyorum şu anda. Doğanay bir acil bilgi versin bana lütfen. Hemen arkasından devam edeceğiz. Peki Raziye Hanımcığım. Bu çocuğu, şimdi o köyü biliyorsunuz. Hayır. Yani bu çocuk eğer hamileyse o eve giren çıkan biri tarafından hamile bırakılmıştır. Doğru mu? Olabilir. Bu çocuk böyle saf bir çocuk, böyle gidip sevgili yapacak, böyle 15 yaşında kendisini ifade edemiyor, kardeşleriyle oynuyor. Ondan sonra bir tane sopanın üzerine işte açlılık oynuyor falan böyle. Yani daha çocuk ruhlu biri. Çocuk ruhlu biri. Bunun sevgilisi var mıdır? Evet. Hı? Evet. Yok, olamaz. Çocuk saf kalpli, öyle sevgili düşünemez çocuk. İşte sevgili düşünemez diyor. Ben söylüyorum değil mi? Sevgili, yani sevgili şey yoktu. Yani o sevgili şeyi yiyordu. Geldik aynı soruya. Çocuğu kim hamile bıraktı? Biliyorum. Evinize giren çıkan kim var? Hiç mi evinize giren çıkandan birilerine şüphelen? Mustafa kim giriyordu evine çıkana ya? Vallahi ben yoğum ki evde, ne bileyim ben kim. O ben de, o da ikiniz yok musunuz ya? Ya ben dağda daşta bu adamım, bir firarı veren bu adamım. Ben çalışan bir adamım. Ben nereden bileyim evin kim girdiğini ya? O diyor ben diyor dağda elma topluyordum diye çalışıyordum diyor. O elma, elma toplamaya gitmiş. O elma gittiği adamı bu aran bakayım diye. Biliyorum yani kimle, Mevlüt diye biriyle mi gitmiş? Neyle gittin? Ali Yıldız diye biriyle gittin. Ya ben gittiğini biliyorum, gitmiş yani o dönemde. Gitti. Öyle diyorlar, evet. İyi o zaman gittiyse. Gitti işte, evde kim vardı? Bir de bir şey söyleyeceğim, tamam elma toplamaya gittin de 3 ay mı elma topladın, hiç mi eve gelmedin? İlk 45 gün gittim Nidavan. 45 gün gittin? Aynen. 45 gün eve gelmedin? Yani eve gelmedim. Yani 45 gün gittim. Yani gece geldim saat 7'den sonra. Yani pardon, gündüz gittin gece... Evet. Yani gündüz gittin eve geri döndün ama. Döndüm. Ha, o zaman gidip geri geldin. Aynen.
E tamam o zaman çocuk o sırada diyelim 45 gün içerisinde gidip geldin gidip geldin ya. Biri çocuğa zarar verdi. Çocuk sana nasıl söylemez ya? Veremedi Doğan. Yalan. Her şey yalan. Evet bu yalan. Her şey yalan. Yok Doğan. Daha doğrusu burada doğruyu söylemiyorsun. Hayır. Yalan söylüyor diyemeyeceğim de. Söyleyemiyor daha. Baştan beri niye ya? Öyleyse niye yaşadım? Ben çocuğumun arkasındayım. Başka hiçbir şeyin arkasında değilim. Raziye Hanımcığım 10 yıl boyunca hangi yalanları duydunuz anne babadan? Buyur. 10 yıl boyunca hangi yalanları söyledi Fatma? Evet, çocuğu evlendirdik. Çocuklar var. Ha? Evet. 10 yıldır çocuğu evlendirdik. Bir çocuğu oldu, iki çocuğu oldu. Hep bu yalanlarla avı dolduk 10 sene boyunca. Ama halbuki yalan üretenler onlar ikisi. Yapanlar da, kaybedenler de kendileri. Bu çocuğu bulacaklar bu şekilde. 10 yıl boyunca yalana devam etmek, bu yalanı sistematik olarak sürdürmek. Vallahi profesyoneller bile böyle yapamazlar yani. Yapamaz. Bir şey söyleyeyim mi? İstihbarat ajanları bile sizin kadar sistematik profesyonel yalan söyleyemez. O kadar sistematik bir çalışmasın. Hala da devam ediyorsun. Ha ikiniz? Yo. Devam ediyoruz dediğin için. Yani orta yere konuşuyorum. Orta yere konuşuyorsun. Gableden gablesin. Hala devam ettiğin yalanlar var mı? Benim yoktu devam. Ben gerçekleri söylüyorum. Mustafa neden komple yalan konuşuyor. Mustafa ben... komple yalan konuşuyor Mustafa. Her şeyleri yalan Mustafa'nın. Yalançı, üçkaççı, berduş, işkici, kumbarcı Mustafa. Aynen. İyi ezberlemişsin kendini. Sen kendini de bunları. Ben de seni tasdikliyorum. Böylesin de onlar. Kendini biliyorsun çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir şey dikkatimi çekti sevgili izleyiciler. Fark ettiniz mi? Yani abin Ali sana bayağı sana böyle eleştiri şey yaptığını, üzerinde yürüdüğünde sen abine çok sinirlendin. Ali'ye çok sinirlendin. Böyle üzerine falan neredeyse şey yaptığında senden yardım istedi Fatma. Aynen. Yani hala senin onu savunabileceğini düşünüyor. İniyor. Nasıl böyle düşünebilir? Nasıl düşünebilir? Ha. Eğer hala işbirliği bir yerde işbirliği mi yapıyorsunuz? Hayır devam. Bir yerde işbirliği mi yapıyorsunuz hayır. Hala? Mustafa hala sende nasıl medet umar? Nasıl medet umarsın? Ya seni katil olmakla suçlayan bir kadından nasıl ben medet umarsın? Ben ona ne medet bekleyeceğim ya? Dün dedin konuş dediğin için söylüyorum. Konuşsun her şeyleri konuşsun. Ama seni katil olarak suçluyor. Suçlasın. Yardım eder mi? Suçlasın. Ama orada yardım istedin. Suçlasın. Yani. Fatma'nın yardım edeceğini düşündün. Şimdi ben mi yardım istedim? E dedin dün dedin ya. Dün burada ben ne dedim? Her şeyler bu doğruları ortaya konuş dedim. Doğruları ortaya konuş bizim olanlar için. Hani işe kuyvedim şöyle böyle. Ya onları sen konuş be. Benden yarı sen konuş o zaman bölümde. Ne? Konuş bölümde. Ben konuşmayacağım. Sen konuşacaksın bundan sonra. Ben şimdiye kadar İşine konuştum. İşine geldim konuşacaksın. İşine tamam, gelmedi ben konuşmayacağım ben. Ben konuşmayacağım ben. Sen konuş bakalım. Aynen konuş. Ben sus sen bakalım. Ben iki aydır konuşuyorum. Bir de sen konuş. Tamam sen konuş. Sen iyi konuşuyorsun. Ben yalan konuşuyorum her şeyler. Ben her şeyler yalan konuşuyorum. Raziye Hanım, Fatma'nın sakladığı bir şey var mı? Sakladığı bir şey görmüyorum şu anda. Nerede olduğunu, kızının nerede olduğunu biliyor mu? Mustafa'yla gönderdiğine göre bildiğini zannetmiyorum. Mustafa'nın bir daha söyler misin? Bir tane bir yandan bilgi geldi. Onu okudum da önemli bir şey. Birazdan paylaşacağım sevgili izleyiciler. Siz de çok şaşıracaksınız. Çok önemli. Bir daha söyler misin Raziye? Buyur. Az önce bir cümle kullandı. Mustafa'yla yolladığı için en son... Evet. Çocuğu Mustafa'yla gönderdiğini söylüyor Fatma. Ondan sonra bilmediğini söylüyor. Öyleyse... Sen Fatma'ya inanıyor musun? İnanıyorum. Fazla yalan kaçırmaz o. O zaman Mustafa mı yalan söylüyor? O gün kızını götürdü mü? O gece. Vallahi götürmüş de olabilir. Bilmiyorum. Birine belki de evlendirmiş de olabilir. Evlenmek paralara evlendirme amaçla vermiş de olabilir. Her şey olabilir. Ya evlendirme işimi verse ortaya çıkar. Ama o gece kızını doktora götürdüğünü ve orada olduğunu... Ama bu çocuk... Ya Fatma doğru söylüyor yani. Yengen ne diyor? O zaman bu çocuk nereye gitti? Ne konuştu? Nereye gitti o zaman? Bu çocuk nereye gitti? Sorar mısın? 2005'ten beri Mustafa'yla konuşuyor musun? Hmm. 2005'ten beri konuşuyor musun Mustafa'yla? Küs müsünüz şu anda hala? Yok konuşmuyoruz. Dedim ya, diyaloğumuz yok. Güler yüz olmadığı için konuşmayayım da, gidip gelmeyeyim da. Mustafa nasıl bir adam?
Ya Selma, huyumuza uygun değil yani. Uyum sağlamıyor. Uyum sağlamadığı için konuşmayız. Ama orada Mustafa haksız. Mustafa haksızlığa uğramış. Babası tarlayı satıp kocanıza ev almış. O evi de sizin üzerinize yapmış. O da haklı yani. Evet. Onu ev mev almamış. Orada Mustafa evet. Bence haklı. Kusura bakmayın ama onun dışında saldırganlığı, agresifliği var. Ona bir şey diyemem ama haksızlığa evet. gelince bunu yapıyorum diyor. Şimdi hakkını da vereyim Allah evet, için yani. Tamam bak. Tamam ben konuşayım. Evet. Köydeyken 2005'te önüne koyun sürüsü sürdü. Antalya'dan geldiği dostu nereye gitmiş? Ne diyor anlamadım ya. Koyun sürüsü. İkinciye gelince 5 sene içinde ikinci sürü önüne sürdü. Onlar kimin emeğiyle? Babasının emeğiyle. Ha, baba sürekli ona da destek verdi. İki kardeşe de destek verdi diyorsun. Didem Hanım. Verdi tabii. Şimdi burada İkinci, üçüncüye de gelince tarlayı ayırdı ona bir tekrar. Bir dakika. İşte bu beni katil olarak suçluyor ya, kızımı götürdü evet, diye. Evet evet. Bana koyun kuzu alıyormuşum, sorsana kendisine. Yardım etmişim. Ben demeyeceğim, bu sefer de ben de konuşmayacağım, hadi. Ya, o bayılı boyunca sorun bakalım ya. Konuşmayacağım. Dur, ben şunu merak ediyorum. Ben koyun düşünmüyorum, koyun da düşünmüyorum, evde düşünmüyorum. Razi bana şunu söyler misin? O yani Mustafa çocuğunun hamile oldu, evet. hamile olduğunu duyduğunda ne yapar? Ne yapar? Evet. Dıştan biri yapmış olsa gerçekten bu hem para alır hem çocuğuna kabileden nikahı basar yollar. Düğün bile etmese. Allah razı olsun. Bu kelimeyi doğru konuştum. Peki tanıdığı biri zarar verdiyse çocuğa, hamile bıraktıysa? Tanıdığı orayı bilemem. En azından ben bu konuda. O gebeliği sonlandırır ama çocuğu niye öldürsün diyorsun yani öldürmesi evet, için mi? Sonlandırır çocuğu kastetmez yani ölümüne sebep olmaz. Demek ki o zaman çocuk öldürüldüyse çocuğun da konuşmaması mı gerekiyordu? Çocuk görmemesi gereken bir şey mi gördü ya da kendisine zarar veren kişiyi tanıyordu ortaya çıkmasını mı istemediler? Bu çocuk neden öldürüldü? Her şey olabilir. Belki daha yakından böyle bir şey gördüyse ortaya çıkmasını istememiş de olabilirler. Bak çok doğru bir şey söyledi Raziye Hanım. Doğru söyledi bak. Dedik 15 yaşında aile aynen. kendi çocuklarını... Ben çocuğumu haklısıyım ben her şeye yani. Çocuğumu haklısıyım ben başka hiçbir şey istemiyorum. Peki niye doktora götürmesini istedin de? Daha doğrusu bu bir suç zaten. Bu yapılırsa yani, merdiven altı yapılır. Yani öğrenciydik başka hiçbir şey değil. Çocuğu getirseydi öğrenciydik. Ya bir şey söyleyeyim sen zaten hamile olduğunu anlamışsın. Ya dedim ama tam kanıt geleceğini yani kanıtlayıp geleceğini. Ama yani hamile olduğunu tam kanıtlasaydı ne yapacaktın mesela? Yani belki adamı öğrenirdik, çağırırdık, derdik. Adamı hamile olduğunu öğrendikten sonra mı adamı çağıracaksınız? Aynen. Ama zaten şüpheleniyorsun. Hamile mi değil mi? Şüpheleniyorum ama tam o şeyi ben konduramıyorum dedim ama ben esas şeyi konduramıyorum. Ya yani hamile olduğunu konduramıyorum. Ya gözünü seveyim bir ay bekliyorsun ya. Bir ay. Bir gün, iki gün, üç gün, 30 gün bekliyorsun. Tamam, 30 gün. Çalışmıyor. 30 gün kaç saat yapıyor arkadaşlar? Ya insanın saniyeler geçmez insana yani. Nasıl bekledin bir ay? Neyi bekledin? Hangi kafayı boş yaşadın? Boş değilim. Boş olsam tamam bekledim diyeceğim. Boş değilim. Boş yani değilim ne demek? Tek çocuk değildi. Ya önemli değil ki. Yok tamam. O çocuğa yani... kim zarar verdi? Tek kızın ya. Bir tane kızın var senin yani. Boş değilim. Yani kafam doluydu çünkü o zamanlar. Kafan doluydu. Doluydu tabii. Neyle doluydu kafan? Her şeyle. Söyle ama anlat bize. Yani kaçak, ondan sonra çocuklar vardı. Yani gelen giden eksik değildi. Birçok yani her şey vardı. Gelen yani giden eksik. Beynim doluydu. Evinize kim gelip gidiyordu? Yani boşluğundan dolayı mesela şeyden dolayı. Yani kafam sadece çocuk değildi. Yani onu diyordum. Yani ondan daha çocuğun üstüne düşecek şeyim diyordu. Yani sadece o şeyi konurdu mesela buna dedim. Ama başka bir şey yok. Çocuğun karnında büyümeye devam ediyor. Ondan önemli ne olabilir ki? Ya işte o konduramadığım ya için. Çok özür dilerim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Didem Hanım sadece konduramadığım için. Yani o şeye varmadığım için. İnsan evladına kondurabilir mi bir şeyi? Ya bak bir şey söyleyeyim. Büyük şehirle Anadolu hiç fark etmiyor tamam mı? Sen köyde de annesin, İstanbul'da da annesin. Isparta'da da annesin. Cahiller, başka bir yerde cahiller, de şey aynı mı Didem? Hiç fark etmiyor. Aynı değil. Ha, hiç benle, fark etmiyor. Benle kimseyi karşılaştırmak. Bunun cehaletle ilgisi hayır, yok yani. Beni başkasıyla karıştırmak. Daha sorabilirsiniz. Eltime sorabilirsiniz. O kadar şey bir kadın mıydı? Yani nasıl söyleyeyim bunu da söylemek istemiyorum ama böyle
çok naçar şey Zayda neydi? Zeliha Hanım, Zeliha Hanım çok şey mi böyle çaresiz bir kadın mıydı? Evet, evet. Ha? Buyurun. Çok çaresiz bir kadın mıydı? Evet, çaresizdi. Çaresiz çalışmakla çalışmak zorundaydı. Çocuklarla ilgilenemedi bu konuda. Hayır, yani kızının hamile olduğunu duysa. Kızının hamile olduğunu duysa bu hamileliği evet. Sorgulayamayacak biri miydi? Evet. Yani sorgulamaz mıydı Raziye Hanım? Ya o kadar da sorgular ya. Sorgular ha. Ya. Üstüne sen... düşse sorgular. Ay, ben, ya. Bak ben aradan çekildim. Takip eder evladının olduğunu. Ha işte ya ben bunu anlamaya çalışıyorum. Bak Raziye Hanımcığım ben aradan çekildim. Lütfen evet. iki elti konuşur musunuz? Merak ettiğim bütün soruları sen Fatma'ya evet. sorabilirsin. Sorsana ya. Hadi evet. ben sizi dinliyorum ya. Sen sor. Hadi sen sor. Fatmacığım. Çok yanlış yapmışsın ilgilenmemekte. Para her şey gelir geçer. Öncelik çocuğum. Yani burada çocuğumu sahip çıkıp burada normal günlerini takip edip burada önce sen kontrol edeceksin bu konuda. Ya haklısın o şeyim iyi oldu. Yani o şeyi nasıl ne ettim bilmiyorum ben de. Onda haklısın. Söyleseydin kızım ben de yardımcı olabilirdim. Ben de yardımcı olabilirdim ona söyleseydim. Evet, değil mi? Söyleyecek şey kalmadı yani onu bilmiyorum ne düşündüm o zamanlar. Ya Eltin'e söyleyemeyeceğin kadar. Keşke başkasına söyledim de yanındaki düşmana söylemeyeydim. Ben onu diyorum başka bir şey demeyeyim. Mustafa düşmanı mıymış babası düşman. Yani? İşte. 10 senedir düşman. Burada sorumluluk seninydi. Sen ilgilenmen gerekiyordu. Aynen. Yani insan tanıyamıyorsun kimseyi. Herkes kendin gibi görüyorsun. Ne demek istiyorsun? Orada yanlış yapmışsın. Tanıyamamışım. Mustafa'yı mı tanıyamamışsın? Kimseyi. Biraz daha anlat, anlayayım seni. Tamam, sadece kendim gibi gördüğümü, yani başkasını da bilmiyorum. Yani bir çocuğuma zarar verici hiç aklıma gelmedi. Yani bir insan evladına neden zarar verir? Hiçbir şey değil mesela. Onun da bir çaresi vardı. Öldürmesine gerek yok. Yoktu. Yani bir ölümü hariç her şeye çare var. Ya bir ölme çare yok ama her şey var çare. O bizim evladımız. Bir ölme çare bulunmadı ama her şey vardı. Ama söyle yani. Denizler, ülkeler, gezi, ya çocuğum toprak olmasına gerek yoktu. Şu anda burada olsaydı her şeyle... O yanındaki çocuklar her yerde böyle giderdi. Peki şu an burada olsa her şeyle kabulüm der miydi? Her şeyle kabulüm dedi bana. Ne olursa olsun. Ayrılık dedim, yani hiçbir şeyin isteği yani. Her şeyle kabulüm. Ne olursa olsun çocuğum. Onu kim hamile bıraktı bunu öğrenir miydin? Öğrenirdim. Yani bu aklımda yani o zaman aklımda yani. Çok pişmanım. Bir tek neden çocuğu bu süre düşmediğime çok pişmanım. Sorar mıydın sana kim zarar verdi diye? Aynen. Yani kendim götürdüm, elinden tutar kendim götürdüm jandarmaya. Mesela kızın kaybolmuş, Isparta'ya gider miydi? Gitmez. Doğru jandarmaya gider. Çocuğumu alıp da doğru jandarmaya gider. Ha, çocuğunu alıp doğru jandarmaya giderdi. Gidip ne yapardın? Yani söylerdim. Yani kimseye ne söylerdin jandarmaya? Kimseye teslim etmezdim çocuğu. Sadece yapacaksa ikimize birden yapaydım. Şimdi emniyetten gelecekler buraya. Ah. İyi gelsinler. Gelsinler. Evet. Emniyeti bekliyoruz. Gelsinler de. Geç bile kaldılar. Neden geliyorlar sence Mustafa? Bilmem. Hı? Bilmem. Emniyet buraya geliyor. Gelsin buyursun gelsin. Sıkıntımız yok. Şu anda... Gelsinler, ben buradayım. Yoldalarmış. Tamam, gelsinler. Gelsinler dedim. Gelsinler, sıkıntı yok. Ben buradayım. Yere gittiğimiz yok valla. Sizi almaya geliyorlarmış. Tamam, gelsinler, buyursunlar gelsinler. İkinizi beraber. Tamam, gelsinler, götürsünler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, ben buradayım valla. Çocuğuna vallahi. Kim zarar verdi? Bilmiyorum dedim ama. Ona kim kıydı? En son götüren. Kim hamile bıraktı? En son götüren kimi sordu dedim. Kim hamile bıraktı? Bilmiyorum dedim. En son götüren derken?
Yani en son görüp de götüren de kendisi. Tamam, sıkıntı yok. Gelsin jandarma, ifadeyi veririz. Gelsin tutuklasınlar, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İnşallah bulunmuştur da. O zaman acıkla ortaya çıkar. Yani şu, hala sana gelip haber mi vereceğini düşünüyorsun? Kimin? Yani kızını şurada bulduk diyeceğini mi düşünüyorsun? Yok canım, ben buradayım, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, ben buradayım. Fatma bize söylemediğin, söylemek istediğin şey var mı? Yok, hiçbir şey yok. Hı? Yani zaten şey olsaydı söylerdim Dido Hanım. Bilsem söylerim zaten. Olsa söylerim. Sizi alıp götürecekler buradan. İkiniz. Tamam. Her şeye hazır mısın? Hazırım Dido Hanım. O günü bana bir de anlatır mısın? Tamam, aynı işte eşya yükledik. Sabahtan başla. Mustafa ev orada mıydı değil miydi? Oradaydı tamam. Bir gün önce de orada mıydı? Aynı, her zaman oradaydı. Ne zamandan beri oradaydı? Yani batırdığımızdan beri ilk çocuğumun kaybolasıya daha oradaydı. Yani gidince, Isparta'ya gidinceye kadar oradaydı? Oradaydı, eşyayı götüresiye daha oradaydı. Sonra ne oldu o gün sabahtan? Sabahtan işte... Hızır arabayı getirdi. Evet. Eşyayı, kalan eşyayı yükledik, bindik gittik. Hayır, bir gün öncesinden bahsediyorum. Eşyalar yüklendi ya. Sabah kalkıp bir yere gitti mi Mustafa hiç? Gitti, şeye, şoförün yanına gitti ya. Garaja gitti. Yani o gün bir gün öncesi çünkü kızım evdeyken. Evet. Yani şoförün ya şoförle beraber geldi zaten 12'ye doğru. Hı hı. Şoförle aynı geldi. Yani batırdığımız derken az önce o kelimeyi kullandın da böyle yani iflas ettikten sonra böyle o zamandan beri. Aynen. O şoförü getirdikten sonra Hızır sabah kaçta geldi? 11? 12, 12 gibi geldiler dedim ben. Hızır da eşyaları yüklemeye yardım etti mi? Etti. O sırada kızın da tabii 4,5-5 aylık hamile. Aynen. Dikkati çekecek kadar hamile. Hızır. Yani, olarak değildi Dizam. İyice bakan bilemez. Yani çocuğu şeyini bilemez. Yani çocuğu devamlı yanında olan bilir. Yani başkası karşıdan... Bol mu giydirmiştin kızın? Yok, kendi giyiyordu değil mi? Ben bol bilen giymedirmez. Ben hiç çamaşırını şey etmezdim. Yani kimse o sırada kızın hamile olduğunu fark etmedi. Etmez. Sadece ikiniz biliyorsunuz. Aynen. Kız da bir yandan da Şükür de bir yandan da eşyaların yüklenmesi için size yardımcı oluyor. Aynen. O gün Şükür'le ilgili dikkatini çeken bir şey var mı çocukla ilgili? Yoktu devamlı. Sağ aynıydı yani her gün aynı şeyiydi. Babasıyla arası nasıldı? Aynıydı devamlı. Öyle bir babalık şeylik bir şey yoktu. Mesafeli miydi babaya? Mesafeliydi yani uzağıydı. Yani babasının yanına baba diyebilen, yaklaşan bir çocuk değildi. Ha, baba demez miydi Mustafa? Yani yaklaşan öyle bir baba diyerek mesela bir kız çocuğa baba diyerek koşar ya öyle bir çocuk değil. Uzağıydı. Eşya, peki Hızır ne zaman ayrıldı oradan gitti? Saat eşyaları yüklettikten sonra arabayı kapının önüne yerleştirdikten sonra gitti zaten. Hı. İkisi beraber bu mobiletle götürdü onu. Yani araba yayan gidecek ya, yayan gitmem için bu mobiletle aldı gitti. Peki daha sonrasında, yani Hızır falan gittikten sonra Mustafa o gece evde mi, daha doğrusu şu 6'da 7'de evde miydi, bir yerden mi geldi? Hayır, evdeydi tamam. Yani Hızır koduk geldikten sonra evdeydi. Hızır'ı götürdü, saat kaç gibi Hızır'ı götürdü? Yani işte 5-6 gibi götürdü, ondan sonra... Kaçta geldi 5-6 gibi götürdük? Yani Hızır'la beraber gittiler evde. Evet. Hızır'la beraber Hızır gittiler. Hızır'ı geldikten sonra evdeydi yani. Hızır'ın arabasıyla beraber mi gittiler? Arabayla değil. Bunu mobiletle gittiler. Hızır'ı evine koyverdi, geri geldi. Geri geldi. Evine mi gittiğini düşünüyorsun? Yani Hızır'la beraber bir yere gitmiş olabilirler mi? Başka yere gitmez o adam. Evine gitmiştir. Peki sonrasında geldi eve. Geldi. Gelir gelmez mi? Sen o anda mı karar verdiniz çocuğun hastaneye gitmesine? Değil mi? O an değil yani. Yemek yedik mi ona tam aklım yemiyor. Ama saat 8 gibi o aralarda tam şey zamanı götüreceğini söyledi. Önceden bir kararlaştırma falan olmadı mı? Yok, hiçbir şey yok. Sen mi söyledin, o mu götüreceğim dedi? Kendi söyledi, ben çocuğu götüreyim getireyim dedi. Niye götürüp getirecekmiş? Ya hastaneye. O çocuğu götürdü. Sen arkasından baktın, çocuk gelmedi. Aynen. Öldürdüğünü düşündün mü o anda? Düşünmedim dedim, sadece kaçtığına inandırdı. Çünkü o şeyi verdi bana. Senin kızını kim öldürdü? Bilmiyorum dedim, belki bilmiyorum. Bir Mustafa öldürdü diyorsun, sonra bilmiyorum diyorsun. Hangisi değil doğru? Mi? Ben Allah'tan korkarım bir insanım. Eğer öldürdüğünü bilsem kesin konuşurum. Hamile kim bıraktı? Bilmiyorum. Ama geçen günlerde baba zarar vermiş yani olabilir. Hangisi doğru yani? Çünkü en son götüren kendisi. Hı.
Neden sormadan, soruşturmadan mesela çocuğumu götürdü, kaybetti. Onu ben onun şeyini varıyorum. Sadece başka hiçbir şey değil. Bir de çocuğumun hamile olmadığını artıyor ortaya. Bildiği halde niye bu yalanı evet. söylüyor diyorsun? Bildiği halde neden yalanlarına sığınıyor onu bilmiyorum. Güzel. Sor. Ha, söyle bakalım. Sor. Her şey çıkacak. Aman yorma sen. Çıksın. Tamam mı? Bu saatten sonra her şey çıksın meydana. Her şey çıkacak. Çıksın. Sıkıntı yok. Eğer çocuğuma bir şey yaptıysan, yani kanı yerde kalmasını istemiyorum. Tamam. Adalet yerini bulur. Bulsun. Sıkıntı yok. Bulsun Adalet inşallah. Yerini bulur. Sıkıntı yok. Bulsun. Tamam mı? İnşallah bulsun. Heh. Ben yaptıysam ben bulayım. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kızını öldürdüyse neden öldürdü? Yani milletin yüzüne bakamayacağız dediğine göre Didem'im sadece onun için. Ben milletin... böyle bir kelime kullanmadım ki. Dedi mi bunu milletin dedi. Yüzüne? Evet ha? Dedi Didem'im. Millete ne söyleyeceğiz, millete nasıl bakacağız diye söyledi. Yani millete izah edemeyeceğiniz, utanacağınız aynen. ne var? Yani hamile olduğu. Doğru, ne var utanacağımız, ne var? Buna bir yanıt verir misiniz arkadaşlar? Bana bir yanıt verin, WhatsApp'a yazdım. Hamile olduğu için Didem'im. Bir daha söyler misin bana öyle cidden bir şey dedi? Hamile için, hamile olduğu için. Mesela... Tanımadığınız biri size çocuğu hamile bıraksa bunu millete izah etmekte zorlanır mısınız? Yoksa tanıdığınız biri çocuğu hamile bıraktığı için bunu millete söyleyemeyensiniz? Bilmiyorum dedim abi. Hangisi? Hangisi? İkisi de olabilir dedim abi. İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Ama Raziye'nin dediği gibi yani o gebeliği sonlandırırdınız. Yani evet. Bilmiyorum dedim abi. O ne işin bilmiyorum. Arkadaşlar hangisi doğru? Geldi mi emniyet mensupları? Birazdan gideceğiz. Tamam. Tamam. Birazdan götüreceğim onları. Birazdan sizi emniyete teslim edeceğim. Tamam. Sana çok açık ve net bir soru soruyorum. Senin kızın kimi öldürdü? Bilmiyorum dedim abi. Yani gözümle görmediğim için bilmiyorum. Mustafa'nın öldürmüş olabileceğini düşünüyor musun? Ya dedim abi. En son götüren kendisi. Peki en son götüren kendisi ise açık ve net bir şekilde Mustafa'nın çocuğu öldürmüş olabileceğini niye söylemiyorsun? Ama en son kendisi götürdüğü için bilmiyorum. Yani gözümle görmedim. Gözümle görsem tamam diyeceğim. Ama gözümle görmediğim için bir şey diyemem. O şeye varamam. Yani Allah'tan korkarım. Kızın da ortada yok. Eğer yani öldürdüğünü bilsem kızım yani kızımdan başka bir şey düşünmem. Yani görsem başka hiçbir şey düşünmem. Ama görmedim. Özgür bir şey söyledim. Bir daha söyle. Özgür Bey şimdi planlamayı yapıyor. Neden geldi emniyet sizce buraya? Gelsin dedim ama. Vallahi bilmiyoruz. Buyursun yani, gelsin. 10 senedir bile geç kaldık. Katil Mustafa mı? Yani tamam. Bize hala söylemediğin bir şey var biliyor Hiçbir musun? Hiçbir şey yok dedim ama. Bize söylemediğin şeyi umarım emniyete söylersin. Yok söylerim yani. Bilsem söylerim. Kesin söylerim. Burada da söylerim. Hadi ben sizi emniyete teslim edeyim. Tamam. Buyurun. Temas yok. Bir dakika. Gel. Arada ben varım. Bozuk. Ben verecek. Gel Fatma. Ben sana vereceğim. Merak etme. Bir dakika temas yok. Bir dakika. Mustafa dur. İdris Bey, siz konuşmayınız lütfen. Çok rica ediyorum. Bende sıkıntı yok. Benim dışımda, Fatma gel yanıma. Benim dışımda kimse konuşmayacak. Gel Fatma yanıma. Gel. Ben bozuk ağzına gelsin. Bozuk verecekler. Sen merak etme. Gel. Gel lütfen. Sen çocuğuna zarar verdin mi? Kim? Ben çocuğuma zarar marar vermedim. Peki niye böyle söylüyor? Kim? Karın. Allah çıkacak bir gün. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl sustunuz ya? Çıkacak. 10 yıl boyunca neden sustun Mustafa? Ben emniyete kendimi ifade ederim. Sıkıntı yok. Ben emniyete ifade ederim. 10 yıl boyunca bu sustunluğun nedeni ne? Emniyete ben ifade ederim ben kendimi. Sıkıntı yok yani. Ha? Hangi aracı biliyor? Montunu da getirin lütfen. Herkes kim suçluysa ceza. Mustafa sen şu araba iki ayrı. Sen şu sağdaki kocuğun da gelecek merak etme. Kim suçluysa ortaya çıkar. Sıkıntı yok. Tamam mı? Kim suçlu? Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son sözüm bu mu? Benim son sözüm bu. Tamam geçin oraya merak etme. Sen geç oraya. Halledecekler. Sen geç oraya. Dursun Hanım halledecek. Sen geç oraya. Ben suçluysam ben cezamı çekerim. Son ana kadar ben suçluysam cezamı çekerim. Fatma da önce öldürdüğünü söylüyor. Sonra arkasından bir öyle bir öyle davranıyor. Ben yani şahsen... emniyetin neden geldiğini şu anda tabii ben biliyorum ama detayları her şeyi de söylememek gerekiyor. Soruşturmanın selahiyeti açısından. İdris Bey teşekkür ederim sağ olun. Soruşturmanın selahiyeti açısından. Şimdi yani aralarındaki bu çelişkileri ben anlamıyorum sevgili izleyiciler. Siz anlıyor musunuz? Yani anne olacaksınız
ve hamile olduğunu sormayacaksınız. Raziye'yi bir görebilir miyim lütfen? Raziye Hanım'ı da göreyim. Yani hamile olacağını bileceksiniz. Arkadaşlar tamam, şu an emniyet araçları ayrı ayrı arabalarla gidiyorlar tabii ki. Şu anda... Emniyet tarafından götürülüyorlar. Yani belki şu anda ekranda korktuğu bir şeyi, yani sanki ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bendeki hissiyat o, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sanki aralarında gizli bir sözleşme var. Aynı şekilde düşünüyorum. Değil mi? Aynı şekilde düşünüyorum. Yani karşılıklı burada bakışıyorlar. Dolayısıyla bakalım ya ne olacak? Evet. Geri gelecekler mi? Son gelişmeler ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Valla sizi kutluyorum, ekibi kutluyorum. Emniyete sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Isparta valimizi, evet. Komutanımızı, soruşturmayı yürüten savcımızı, Cumhuriyet Başsavcımızı, evet. Oradaki bütün büyük idare amiri, soruşturmanın başında olan herkese, ama herkese şükranlarımı iletiyorum. Daha çalışmalar devam ediyor. Şükür Türkan huzura kavuşacak. Yani tabii mezarının bulunması lazım. Kesinlikle. Bugün neden gittikleriyle ilgili tabii şu anda ben söylemeyeceğim neden gittiklerini. Haberdar olacaksınız ama soruşturmanın selayeti açısından. Gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için size söz veriyorum. Pazartesi günü ya da şöyle yapalım, bir araya gidelim öyle mi açıklayalım? Neyse bir araya gideyim öyle bir bakayım söyleyebilecek miyim ama neyse bir araya gidelim şimdi. Araya gidelim. İkiniz 10 yıl boyunca nasıl susun? Çıkacak. 10 yıl boyunca neden sustun Mustafa? Ben emniyete kendimi ifade ederim. Sıkıntı yok. Ben emniyete ifade ederim. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Şimdi Mustafa ve Fatma emniyete doğru Küçükçekmece emniyetine gidiyorlar. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Hatta son karakola iner mi? Daha karakola gelir gelmez kendisiyle hemen konuşacak bir daha haber müdürüm Doğanay Topçu. O bölümü de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye, gelişmeleri de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi arkadaşlarım. Sizlerle paylaşacaklar. Yakından takip etmenizi takip ederseniz iyi olur. Göreceksiniz zaten Instagram adresinden de. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama Raziye Hanımcığım, kaynın Mustafa kızını öldürmüş olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Duyuyor musun Raziye Hanım? Raziye Hanım duymuyor galiba beni. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor diyor. Seste bir problem olduğunu söylüyor. Yani şöyle, o beni duyuncaya kadar ben devam edeyim. Şunu söyleyeyim. Yani şeyin sakladığı bir şey var. Fatma'nın hala ama hala sakladığı bir şey var. Karşılıklı birbirlerine böyle gözleriyle birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Kesinlikle, kesinlikle buna ya buna yürekten inanıyorum. En azından benim gördüğüm, burada bu ekranda siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama bu sorunun yanıtını inşallah pazartesi günü Raziye Hanım'dan alacağım. Neden karakola gittiler? Ne olacak? Orada tutuklanacaklar mı? Niçin gittiler? Aslında neden gittiklerini ben biliyorum. Fakat soruşturmanın selayeti açısından sizlerle paylaşmıyorum. Çok önemli bir çünkü durum. Pazartesi günü inşallah bütün gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Pazartesi günü görüşünceye kadar inşallah ve bütün kalbimle diliyorum hem Nuran için hem de Şükür için inşallah bütün gerçekler ortaya çıksın. Biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hem Giresun'da hem de Isparta'da, jandarmada, JASAT'ta çok yoğun çalışıyor. Görüşünceye kadar iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Gocu ağzına gelsin. Gocunu verecekler, sen merak etme. Gel. Gel lütfen. Sen çocuğuna zarar verdin mi? Kim? Ben çocuğuma zarar vermedim.